Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz gündüzümüz mübarek olsun. Allah iki candan size eylesin. İstifade ve istifaza ettirsin hayatınıza. Yani hayatımıza melik, maliklerimizi artırsın. Melik-i Nas ismine mazhar eylesin inşallah. Bugünkü ders Dima 95, hayal. Osman nerede? Hayal kaç bilmiyoruz. 10 Kasım 2019, Küçükçekmece. Hayali de yazarız. Kaçıncı ders bilmiyorum ama Osman herhalde kayıtta vardır. Şimdi mutlak bir adetimizle 5-10 dakika böyle bir ısırma yapalım. Ayara geçmeden önce böyle bir zihin egzersizi yapalım. Mazim adını. Diyor ki kayıttı kayıttan, kayıdı kayıdın kendisi. Kayıttan azade olanlar anlar bizi. Kayıdı kayıttan. Azade olanlar anlar bizi. Kayıt ne demek? Belirleme, tanımlama. Kayıtta olan kaydı bilir ama anlamaz. Anlamak ne demek? Anlamak, bilmek. Hep biliyoruz zannediyoruz ama anlamak demek seçim yapabilmek ve bir amaç, amaca doğru çeşitli malzemeleri kullanmaktır. Bir daha. Anlamak, ben anladım diyorsun. Anlamak, bir daha ne demek? Seçim yapabilmek ve bir amaca doğru çeşitli malzemeleri kullanabilmektir. Bir sürü malzemesi var. Bunlardan gayeye, yani felsefede ereğine doğru seçim yapabilmektir. Bilmek nedir peki? Bilmek, mevcudun sende karşılıkları. Yani uyanan, bilmek, anlamak, bak bir daha okuyorum, bilmek, mevcudun senden karşılıkları, anlamak, bilmeleri kullanır. Anlamak, bilgilerini kullanır. Anlamak aynı zamanda bilgilerini kullanarak, bilgilerin dışına aşkın olarak, aşarak ötelerden buralara taşımak, öteleri buralara taşımak ki Allah Resulüne 15. surada denmiş. Alemi gaybı, alemi şehadete taşıdı diyor. Taşımak, 121 şualarda da insani berzah olmak veya ötelerin buraya intikal edebilmeleri için yol açmaktır, anlamak. Bilgileri öğütmek lazım. Yani bilgiyi anlamak, bilmek ise öğütmektir. Sendeki uyandıkları diyelim kısacası. Bunlar şey tabii bu dersimizde şey değil, bu ısırma bir egzersiz. Hem de öyle bir şey olacak ki Risale'de bir sürü bu tanım geçiyor. Şey isimler geçiyor, anlamak, bilmek. Bunu bildiğimizi zannediyoruz. Bilgileri bildiğimizi zannediyoruz. Bu külliyatı okurken çıkartılan manalardır. Daha çok bunu işaret edeceğiz ve Mesnevi Nuriye'den çıkan manalardır. Bunu bir yerde bulmak zor. Bu şekilde. Bizde yok değil mi abi bu? Yok yok. Bu yok. O zaman bunu da resmi inşallah çeker. Ondan sonra ben bunu mesela bak şimdi ders okurken külliyatı orada çıkarttığım şeyleri bak şimdi okuyacağım. Hem derse ısınmak adına yapıyoruz. Mesela bak şu, kainattaki farklılıkları ayırt edebildiğinde sen Furkan'sın. Seninle alakası yok, kainatı birbirlerine ayırt edebiliyorsan sen Furkan'sın. Kendini kainattan ayırt edebildiğin kadar Kur'an'sın. Mesela şunu ilk önce söyleyeyim, bu kütüphanenizde olan kitap Kur'an değil. Bu musaftır, sayfalanmıştır. Kur'an mahluk değildir. Tutulan, gözüken şey mahluk olur. Bu
musaftır, sayfalanmıştır. Kur'an, musafı okuyanda ortaya çıkandır Kur'an. Okunan yani. Kendini. Bir de okuyorum. Kainattaki farklılıkları ayırt edebildiğinde Furkan'sın, Furkan'a temazarsın. Bu kainatın içini, birbirlerine ilişki ve çelişkileri bu. Kainatın ilişki ve çelişkilerini fark ettiğin kadar Furkan'sın. Kendini kainattan ayırt edebildiğin kadar Kur'an'sın. Başka bir şey okuyacağım. Bir geliş bir ayrılımı her ayrılımda bir gelişin habercisidir. Bunu da şeyden çıkarttım. Mesela çekirdek çürüdüğünü nasıl anlarsınız der. Mesela kalı mesleğinde badıla bir de geçiyor. Yani bu şekilde cümle yok ama bu manada. Bir çekirdek çürüdüğünü toprak altında ya görmemişiz. Filizlenmesiyle anlarız da o çürüdü. Bir şeyin ölümü başka bir şeyin doğumunun adıdır. Doğmadan ölme yoktur. Ölüm başka bir şeye doğmaktır. Onun için Müslüman'da ölüm yoktur, teris vardır. Kafir ölüm vardır. Şimdi bu manada bir daha okuyorum. Her geliş bir ayrılımı, hani dünya gelmek ayrılımın habercisi, her ayrılım da bir gelişin habercisidir. Şimdi şaşıracaksınız ama buna alışmışsınız. Bazı arkadaşlarla ders yapmışız bunu. Bir başka manada sini bulu ve sini rüşt. Harun nerede? Ha. Şimdi sini rüşt de sini bulu var. Şimdi Osmanlı yani ecdat bazı aile kesimlerini sini rüşt olmadan evlendirmezdi. Şimdi sini bulu çocuk yapabilme yaşı. Diyor ki, başka manada bu, varlığın varlığını fark etmeye, kendi varlığını fark edince varlıkları da fark ediyorsun. Buna sini bulu denilir. Furkan mı oluyor, Kur'an mı oluyor bu? Ayırıyorsun ama. Varlığını fark edince, karşı tarafı da fark ediyorsun. Ayırıyorsun bu sefer. He. Mükellef oluyor. Bu Kur'an. Bu Kur'an oluyor. Evet. Devam edeyim. Hiçliğini fark etmeye de sinni ruş denilir. Başka bir şey okuyorum. Hindular gibi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Hindular maymunu yakalamak için bir şey anlatmak için. Psikoloji her yerde kullanırsın. Böyle bir kavanoz yani, büyük bir kaba, ağzı dar, maymunun eli girecek kadar altına muz koyuyorlar ve muzu görüyor, maymun elini sokuyor, muzu tutuyor çıkarken çıkamıyor tabii. Çünkü yumruk yaptığı için, muz olduğundan değil. Böyle yumruk yapınca o delikten çıkmıyor. Şimdi elini sokar, muzu tutar ama eli çıkmaz ve bağırır, çağırır ama bırakmaya hatırına getirmez. Oysa bıraksaydı kurtulacaktı. Biz de sıkıntılarımızın sebeplerini bir bıraksak. Sıkılıyoruz, sebebi belli ama maymun gibiyiz, maymuna güldük. Oysa gülecek biziz. Tiryaki olduklarımızı o kadar putlaştırmışız ki, zenginliğe fırsat vermiyoruz alemimize. Mesela televizyonu seyrederken veya başka bir şeyi hiç böyle kayıt koymayız, tedbir yapmayız. Fakat mesela daha çok tarikatta şey var, gitmeyin başka derslere, niye kalp kayar? Yani dini cemaate kalp kayar, televizyona da bunu ima etmez. Televizyonu seyrederseniz kalbiniz kayar, günah demez. Kararır. Evet, bırak onu da bile demez. Evet. İşte çok acayip bir ahir zaman işte, ancak böyle olur. Kalp kayar da gavra mı kayacak işte? Küfre mi, günah mı kayacak? Yok. Zenginliğe fırsat vermiyoruz. Elimizi sokmuşuz, tutmuşuz. Hep bu zannediyoruz. Ustadımızın tabiriyle gemi batmış, hazinelerle dolu.
el yordamıyla böyle iniyor adam aşağı, eline ne geçiyorsa o zannediyor. Oysa gemide her çeşit hazine var. Birkaç tane de okuyorum, konumuza geçeceğiz. Yani böyle zihnimizi toparlamak adına yapmıştık. Hem de işe yarasın tabirleri, sinir rüştünü bulur, nerede bulacağız? Başka okuyorum. Bizdekilerin uyandırılmasına risalet, bizdekilerin uyananların bilgilerine nübüvvet, eyleme, harekete geçmesine velayet denilir. Tevafuk etti benim şeyimizden. Öyle mi? Bir daha. Bu kadar veciz. Bunların zaten resmini Osman'ın çekip. Evet, bak bir daha. Önemli şeyler. Bizdekilerin uyandırılmasına risalet. Risalet Ahmediye deyince bizdekilerin uyandırılması hedeflenmiştir. Ve bizdekilerin uyananların bilgilerine nübüvvet. Bizdeki o ne demek? Bizdeki? Bizdekilerin uyananların bilgilerine. O ne demek? Uyananlara. Mesela bak. Uyananlara. Bir daha okuyayım. Risalet şudur. Bizdekilerin uyandırılmasına. Uyandı ama bilmiyoruz. Yani baba nedir, ninedir. Hani böyle maneviyatlarla doldu. Ama ona tanıklık ve şahitlik yapacaksın. Yani bizdekilerin, uyananların bilgilerine. Uyanmış ama uyandı ne olduğunu bilmiyoruz. Bu risalet. Uyandırılması risalet. Evet. Uyandırılması yöntemine risalet. Onlara sahip olmak. Farkındalık. Evet. Diye artık ne derse bu orada onu böyle şey yaptım. Nübüvvet. Eyleme, harekete geçmesine de velayet. Yani mesela uyanmış, fark etmemiş. Uyanmış ama fark etmiş. Bir de üç, uyanmış, fark etmiş, eyleme geçirmiş. Bu velayet. Onun için büyük zatlar, yani bazı veliler velayeti risaletten öyle acayip acayip garip şeyler tanımlamışlar. Bunlar sakın ha basit insan değiller. Allah şefaatlerine mazhar eylesin. Değil mi insanlar? Selef Salih'in ecdatlarımız ağzılar işte ustad öyle bak çat, mektubattan yazdım onu. Mesela bazı şeyler diyor velayeti risaletten üstün görmüşler. Peygamberlik değil bu. Şaşırtıyor ama mektubatta geçiyor yani bu. Tebliğat-ı Tisa'da da var. Tebliğat-ı Tisa'da bu. Velayetin için risaletten bunlar alim, dev adamlar. Muhakkik ve mudakkikler ya. Bundan dolayı olmuş. Aynen. Mesela şu. Kulağızı böyle bir naz. Bu rububiyetine terklerle terakki edeceksin. Allah'ın Rablığına aynı dağlık bu Rablığına edebilmek için putlardan tiryakiliklerden arınırsa bunun adı tecerrüt, terk oluyor. Bir tane de vardı. Tecerrüt, terk. Neydi? Tecerrüt, terk. Bir tane de vardı ama şeyde gördüm. İşareti cazda var. Neyse. Bu Allah'ın rububiyetine. Rabbinnaz. Tamam mı? Rab bu. Melikinnaz mülkiyetine. Yani mesela Rabbinnaz bir de aynı zamanda putlardan, birbirimizi put yapmaktan. Yani bunların peki Rabbinnaz pek dışarıda pek şeyi yok bunun. İç aleminde bitirmiş işi. Buna batıncı denilir. Rabbinnaz batıncıdırlar. Terklerle, tecerrütlerle aynadarlık yapıyor. Melikinnaz, malik, melik, mülkleri Allah'ın bu esmasına, zahirine aynadır. Ekleyerek, mülkleri çoğaltarak, yani cihattır, ilimdir, fedakarlıktır. Bu melikinnaz, bunlar zahirdir. Mesela eylem itibariyle cihattır, şöyle yapacağız, böyle yapacağız, ne biçim şu adamlarsınız, pasif adamlarsınız. Melikinnaz'a aynı olanlar Rabbinnaz'ı pasiflikle itham ederler. Ondan sonra Muhyiddin Arabi, Rabbinnaz, siz diyor Allah'ı bilmek
varlığını bilmenin gayrisidir. Bu yani. Bundan dolayı demiş. Oradan çıkıyor. Bir de ilahinnaz. İlahinnaz yani terklerle Rablığına ekleyerek melikliğine mazhar olan, muvaffak olan kişi olayın arkasına geçmiştir. Nereye geçmiş? Gayba geçmiş. Mesela kafirler içinde söylüyor. Ustad diyor ki yani beşeriyetin, adi beşeriyetten çıkma var ya yeme içme vesaire sıyrılırsa bu umurun batınlarına geçer. Melekut tarafına geçebiliyor. Tamam. Ama gayb öyle değil. İman gaybadır. İşte ilah-i nas bu Rabbi ve Melikine muvaffak olup olayın arkasına geçen enfusçilerdir. İlah-i nas. Hem rububiyetine ayna, hem maliketine ali ayna. İlah-i nas zahirci mi? Zahircidir. Yani zahir mülk, batın mülk enfüs oldu. Evet. Yani batıncıdır şey. Rabbi nas zahircidir. İlah-i nas cem etmiş kişi. O arkasına gir ve hükmediyor. Tövbe anlamak için söylüyorum. Allah'ın ilim, irade, kudretine azami derecede mazhar olduğu için olaya ve hadiseye hükmetme yetisi ve etkisine sahip. İlah-i nas. Şimdi şunu da okuyayım. Abi şu sıralamayı bir özür dilerim sorabilir miyim? Kafamı biraz takıldı. Risalet, nübüvvet ve velayet dediniz değil evet. mi abi? Şimdi şu cümlede yani öyle bu konu işlemiyoruz. Tamam tamam ha. Konu işlemiyoruz ama değil evet mi? Güzel bir şeydi. Şimdi nübüvvet abi istidatlar çünkü bütünlüktür. Velayet, kabiliyet. Risaleti ne yapacaksın? Efendim? Risalet de bunları gösteren işte bize. Yani bunları ayıran. Bunları gösteren bize, fark ettiren. Evet, o denilebilir, evet. Uyuyor. Yani hayalle de şöyle bağlayabiliriz Hasan abi. Hayal demiştiniz ya, bu hiç aklıma hayal yapacağız yok. Şimdi külliyattan. Bu 5-10 dakika şey yapıyoruz. Sınma. Şimdi hayal bir nehirdir demiştiniz Hasan abi. Bu aklımdan hiç çıkmıyor benim. Evet, üstad diyor. Biz tahayyülümüzle o nehirden kepçeyi daldırıp çıkartıyoruz. Kepçeyi daldırıp çıkartıyoruz. Evet, tahayyül. Bu da bize ait olan. Bu çıkarttık davete hayal nehri nübüvvet oluyor işte Hasan abi. Yani o nehir, o bütünlüğü oluşturur hep. Yani o bir bütünlük, hayal aslında bir bütün. Aslında evet. Hayal de tektir o zaman abi ya. Hayal, alemi misalin alemi şehadete giydirildiği bir libastır. Tahayyül ise senin tabiyetindir. Evet. Yani hayalin eylemsel halidir. Aklın eylemsel haline taakkul denildiği gibi. Eylemsel kısmı. Eylemsel kısmı. Dima eylemlerin eylemsel kısmın şeyi yani. Cemidir, hulasasıdır aynı zamanda. İşte böyle tahayyül geçiyor külliyatta, akıl geçiyor, hayal geçiyor, hayal geçiyor, tahayyül geçiyor, tahayyül eder diyor. Hayal zannediyor onu. Hayal senin alakası yok. O sende anlam kazandırması, hayalin sendeki fiildeki, dimağındaki, sendeki hali ne tahayyül. Hani hayali bu hale geçir. Dimağda meratip var diyor ya. Bir iki cümle kaldı, bitti, hemen geçiyoruz şeye. Soracağım tabii, ısındınız mı diye. Aklı maaş, gayesine bağlı olan akılmış. Aklı maaş var, bir de aklı maad var. Bunu işaretleyeceğiz de geçer. Aklı maad, iki tane A, maad, bir de maaş. Maaş var ya, maaş alıyorsunuz. Para alıyorsunuz. Dünyevi akıl. Çok zekidir, iyi bir doktordur. İyi bir mühendistir. İyi bir mühendistir. Ama devletin ihalesine, müteahhite, köprüye az çimento kullanmasına rüşvet alarak onay verebiliyor. Aklı maaşı var, aklı maadı yok. İyi bir hocadır, iyi bir alimdir. Menfaatına dini satıyor. Yani ucuz kalil menfaatına böyle ayetleri değiştiriyor. Aklı maaşı var, maaş. Aklı maadı yok. Maad neydi? Gayesine bağlı olan akıldır. Gaye, ereğine. Bunun risalede ahirete bağlı olan akıl anlamında kullanılmış.
Aklın maaşı sanki zeka mı oluyor abi? Zeka. Değil mi abi? Evet. Zeki. Aklı maat aktan geliyor zaten. Hmm. At. Bağdan geliyor. Mesela şu. Caiz değildir, haramdır, yapma deme ya. Günahtır olur mu ya? Burada olmaz. Bunu sana söylettiren imanı bil ahirettir. Hmm. Yani ahirete ne kadar iman varsa dünya hayatını tanzim ettiriyor. Olmaz ya deme ya, günahtır. Bu imanı bil ahirette mümkün olduğundandır ki aile hayatındaki saadetin sebebi İman bile ahiret dedi, aileye hükmederse diyor üstad. Ne alakası var ahirete imanla evdeki saadet? Yani evdeki insanların, fertlerin haddini bilip hududunda kalmasına sebep ve vesile olan iman bile ahirettir. İman bile ahiret ne kadar insana hükmederse, ailesine hükmeder, ailesi cennet hayatına döner. Dün akşam bir terör, anarşist tiplerle ait bir ders oldu. Onu dinlemenizi tavsiye ederim. Onu şeye attım yani, mecule attım. Hepsini atmadım galiba. Bir tanesini attım. Çok ilginçtir. Çok bir halet demek aynasında. O dersini yaptıysa yapamam. Zeytinburnu'da duruyor şu an. Yani nasıl anarşist, evde anarşist, içeride anarşist, kimler anarşist burada? Yani fitne fesadın kaynağı kim bu? Tanımlamak adına çok mühimdir. İçerideki anarşist, evde anarşist. Anarşist deyince silah mermi kullanan değil böyle. Hı hı. Çok ilginç bir dersti. Tavsiye ederim yani. Ben her şeyi hiç tavsiye etmem. O da benim de hoşuma da gitti yani. Hoşuma da geldi. Şey kaldı bir iki tane. Tapınmak demek. Tapınmak var ya tapınmak. Hayatını ona adar, ona bağlar demektir. Ve son şeyimi okuyorum. Bu kadar ders aldın. Dinledin, okudun, tamam? Hepimize şimdi öz eleştirin. Bu kadar ders aldın, bu kadar ders dinledin, okudun. Peki sende bir değişim olmamış mı? Olmamışsan öğrendin, bildin ama sen anlamadın. Tamam, bildin ama anlamadın. Yani sana mal olmamış. Hiç mi bir evde, İş yerinde, iç aleminde, dış dünyanda hiçbir değişiklik olmadı. Devam ediyor. Ben neyim? Ararken ilk önce La ilahe illallah yöntemiyle sonra La ilahe illallah yoktu. La ilahe illallah. La ilahe yöntemiyle sonra illallah'ı bulmalı. İlk önce La ilahe sonra illallah. İlk önce terk sonra eylem. Kastamonu 148'de defi mefasit, celbi nefaya rüçhanet kesbetmiş, muasırda usul esas olmuş. İlk önce def etmek, terk etmek. Küfrü terk etmeden iman yoktur. İman olup sonra küfrü terk etmek değil. İlk önce terk. O zaman arayışı la ilahe yöntemiyle sonra bulmak adına illallah, mesela çocuk terbiye edeceğiz, aynı kanun. Çocuk terbiye edeceğiz, okulda öğretmenlik yapacağız. Hangi yöntem? La ilahe illallah ile ilk önce çocuk zaten İslam fıtratındadır. Çocuğu yetiştirmek için bir şey yapmana gerek yok. Bozma yeter. Fıtri hali yeter. Bu yöntemi de kendine de kullan. Ne demek? Ben kimim ararken aynı zamanda ben kim değilim. Mesela bir şey yaparken bu bana, ya bu doğru mu? Yani bu bana yakışır mı? Bana uygun mu ya bunu yapmak? Diye ben kimim ararken ben kim değilimleri ilk önce bilmeli, bulmalı ilk önce. Ben kimim yerine ilk önce ben kim değilim? Ben madde miyim? Maddenin varlığın sürecin sonucu muyum diye sorgulamam. Ben kainatın sürecin sonucu değilim. Yani ilk önce ayrıştırarak, sonra bütünleyerek, sonra da bunların arkasına geçip hakim olarak insan varlığı şunu da bilmen lazım. İnsan varlığı mevzu eder, düşünürse farkındalığı olur. Eğer mevzuyu kendini ne demişiz? Bir de okuyayım. İnsan varlığı mevzu eder, düşünürse farkındalığı olur.
Eğer mevzu kendi olursa, yani bak kendisini merak ederse şuur başlar. Eşyayı merak ederse farkındalığı başlar. Kendini merak ederse şuuru başlar. Yani merakında kendisinin mevzusu kendisi olursa şuurdur. Kendisinin mevzusu hariç olursa farkındalık olur. Farkındalık, şuur, bir de neydi? Üç tane mi, iki tane mi? İki tane söyledim şu an. Eleştiri yapmak, dışına koymak, karşıtmış gibi görmek yanlıştır. Eleştiri yapıyoruz. Harun diyoruz ki bu şey, eleştiri karşısına durmak, dışlamak, ötelemek, atmak kalkmak değil eleştiri. Ona ekleme ve çıkarma yapmak demektir. Tamam. İnsan dünyada hatta şimdi yazarken, yani insan dünyada hatta ben bunları yazarken olmuş insan yoktur. Olması devam eden insan vardır ki insan nedir? Olmakta olandır. Olmuş bitmiş insan yoktur. Bunu bilen insandır. Cinler de bunu bilmiyordur. Yani insan olmakta olandır. Yani devamlı hala değişiyor. Devamlı değişiyor. Ne zaman bazı alimlere göre insan kendisini ne zaman bilir? Vefat anında diyor, bütün varlığı gösterilir. Ekseriyeti mutlaka selef-i salihin insanı hiçbir zaman insan kendisini alabilemeyecektir. Çünkü cennette de terakki vardır der. İnsan kainatın hulasasının olduğunu söylüyor. Başka hiçbir varlık bunu söyleyememiş. Evet, bitti. Isındık. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah. Hadi bakalım. Tabirler de işimize yarar diye. Tabirler aynı zamanda yoldaki, sağ ve soldaki taşlarımızdır. Evet, dersimiz tahayyül. Şey, hayal. Bakayım, koymuşuz ipi. İlk önce şeyini bir yapayım. Lugatını veriyorum, hayali, lugat, bildiğiniz lugat. Zihne tasarlanan şey, hakikati bilinmeyip akılla tasarlanan veya gölgeli görünen şey, aslı olmayan ve akıldan geçen fikir. Yani lugat o kadar nakıs ki aklın değil. Bu bizim yeni lugat, tam lugatın şeyi. Yani aslı olmayan. Yani hayali hayal zannetmiş. Bu aslı olmayan, lugat ya, lugatı diyeyim yani. Eleştiri biraz önce neydi? Ötelemek, itmek, kalkmak, devre dışı yapmak değil, ona ekleme ve çıkarma yapmaktır. Yani hayal, alemi misalin dairesi olan ustadın misali şeyidir. Levi misali. Mesela biz alemi misalden gelmişiz ama bütün eylemlerimiz, fiillerimiz, alemi misalin defteri olan Levi misaliye geçer diyor. Alemi misale gitmez. Alem-i Ervah'tan geliriz, daire-i Ervah'a gidiyoruz. Aynı yere gitmiyoruz. Hayal, alem-i misali mevcudada giydirdiği libastır. Yani nihayetsiz olabilme ihtimalleri yapan budur. Yani bir şeye baktığın zaman herkese farklı olabilme mucizesi var dünyada. Donukluk yoktur, herkes farklı görür. Kainat ağlar görür, alim olarak görür. Tamam mı? Hayatı düşman olarak kabul eder. Hayatın içerisine anlamını koyar. Bakın, hayatın içerisine anlamını koyar. Yok, o anlamı hayatına koyar. Hep hayal. Hayal, bir daha söylüyorum, bizimle alakası yoktur. Alemi misalin, alemi şehadete giydirdiği libastır. Onun eylemsel hali, insandaki aktarımı veya fiili hali tahayyüldür. Dimağda meratip var. İlk önce tahayyül gelir, tasavvur, taakul, tasdiki, zannetizem, itikad. Oradaki 706 sözlerdeki, 706 değil mi? Oradaki tahayyül, hayalin fiili halidir. Yani lugatı, bak ne diyor, zihnim, ben yeni lugatım bu şey. Ben onu da göstereyim diye. Zihnen, yani külliyatı, külliyatla izah etmek. Külliyatı lugatla bakmak, başka alimin gözlüğüyle külliyata bakmak.
Çünkü lügata alimler yapmıştır. Basra ve küfe alimleri yapmıştır. Onların buna yüklediği şey değil mi? Evet doğrudur ama nakıstır. Çünkü niye? Lügat kişinin nüfus cüzdanına benzer. Nüfus cüzdanı bulsam sokakta böyle bir adam varmış. Anne babası vesairesi. Ama içsel yapısı, haleti rüyesi vesaire bu kimdir? Zaten tanımlanmaz. Lügat mümkün değil. Ancak bu derslerle şeydir. Ama lügat kimliğini koyar. Ama şeyi anlat bakın, buna eleştiri biraz önce söyledim, bir daha söyleyeyim. Onu aşağılamak, itmek, ötelemek, ayrıştırmak, kendinden farklı bir yere koymak anlamına değil, ekleme ve çıkarma yapabilmektir. Eleştiri Hazreti Ali çok önemsiyor. Yani çıkarma, aklı olmayan ve aklından geçen fikir demiş böyle. Oysa fikir yoldur der Üstad. Fikire bambaşka bir sahne. Alemi misal libas giydiriyor. Alemi misal, alemi şehadeti libas giydiriyor. O libasın adı hayattır. Ben de ondan etkili, ben de uyandırdı da tahayyül. Tahayyül. Evet. Ya o zaman ben yani şu anda alemi misal libasını görüyorum şu anda. Alemi şehadeti göremezsin. Etki ediyor yani bu giydirdiği libas. Ama ben buna etki olmadan da şey yapabilirim. Geçersin. Mesela bir tür mektep okuyanlar bilir. Hiç kimse eşyanın kendisini göremez. Ancak oradan gelen dalgaları görür diyor. Bunu fizik yani. Yani bu söylediğimiz aynı fizikte de şey. Mesela hiç kimse alemi şehadeti göremez. Ancak alemi şehadete giydirilen alemi misal libasının sendeki karşılıklarını görüyorsun. Hatta renklerde de öyledir. Şimdi mesela fizik ne diyor? İşte diyor ki eşyanın mesela şu şeyi neydi buna? Limon. Limon değil mi? Ha, bu limonun kendisini... Limon ve ayvaya benziyor. Yok yok. Limon, Lazların şeyine benziyor böyle, sus kabağını şey yapmış, biz de sus kabağa bakar, hıyara benziyor böyle uzun. Ulan bakarsın demiş Zahir de, hıyar, kırarsın, çıkar üstübi diyor. Üstübi. Nasıl limonmuş abi, hormonlu limon. Hormonlu limona benziyor. Yani yok, biraz bu Hasan'a ait. Çünkü limoncuyuz ya. Ama bak kabul etmiyor. Demişler, bir gözümüz doysun. Bu da kabak. Biliyorsunuz kabak çok mucizedir yani hakikaten çok tuhaftır yani böyle bunun tabi yani tefekkür için söylüyorum. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Zamansız, mekansız, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, numunesiz, macelesiz, modelsiz ilk ve son nereden hatırına geldi? Bu saydıklarımın adı hangi isimdir? Fatır. Yani Allah varken bu yoktu şimdi. Bu nasıl hatırına geldi? Tahayyülü küfür değil ya. Yani o nokta böyle o nazarla bakarsan hayran olursun. Yani bunun mimarı, projesi yoktu yani bu. Tam da hani birisi bir şey yapınca yeni, ilk defa taklit değil. Ya nereden hatırına geldi ya? Tövbe ya Rabbi nereden hatırına geldi? Sonrası geliyor. Allah'ın hatırına gelmez de tahayyülü küfür, tefekkürü küfür, ne küfürdür, ne şeydir. Hasan abi biraz şey yapıyorum da, şimdi mesela bunu limon diyoruz ya, buna bir şey, alemi misal bir şey libas giydirmiş. Biz o giydirdiği libası görüyoruz değil mi şu anda? Evet. Limon dediğimiz. Peki Allah'ın bütün esması şu anda tecelli etmiyor mu orada hepsi genel olarak? Hayal denilen şey alemi misal denilen nasıl giydirmiş? Bin bir esmayı giydirmiş. Onu hayal demiş. Öne çıkarttın mı ben görüyorum? Evet, senin aleminde. Mesela şöyle diyeyim. Şu güneş vuruyor buna sarı gibi gözüküyor. Bundaki diğer şeyler gözükmüyor. Renkler yok mu? Şunun diğer renkleri yok mu? Evet. Niye sarı gözüküyor? Ötekileri yutmuş. Bunu salıvermiş. Ben istesem o yutmayanları da görüp çevirebilirim yani. Aynen. O zaman bana şey yapıyor yani şu anda alem misal. İnsan bu olmamalı yani. Usta diyor ki bu sana diyor pencere oluyor diyor. Bunun için değil bu. Buradan öteye o esmaya geçmek için. İstediğine çevirsin. Niye söyledim? Değişik bir halet oldu geçen. Akşam gidiyorum hava güzel, sıcak. Ama ben mesela şey havasındayım. Sanki yolda kar yağıyor. Allah Allah. Böyle bir üşüdüm. Böyle konuşuyorum. Ben yine biri tuhafta bakıyor. Ya şu anda kar yağıyor yani benim alemde. Hava güneşli şey diyorlar ama sıcak. Benim mesela alemimde başka bir libas giydi. Evet. Ya hayal değil, şey değil yani bu. Bu da sihirmiş abi. Yok yani gerçek çünkü adam bütün esma. Biz sizden korkuyorduk ama o da gitti. O esma aktif oluyor. Hı-hı. Mesela
Her neyse. Abi ben özür dilerim de orayı anlamak için şey yapıyorum yani. Alem misalin libas giydirmiş hali olarak dedik ya, öyle anladım ben yanlış. Affedersin de. Yani şu an o zaman hayale sarılmış bir müşahede alemi mi seyrediyoruz yani? Hayale sarılmış değil. Biz tahayyülümüze mahkumuz. Mevcudat şuraya, bu hayal değil. Biz hayali hayal dersek, ha işte o zaman hayal hayal değil. Sufistler vardı ya. Gibi, he, onu diyeceğim diyor. Hayal hayal değil. Çünkü hayal hayal değil. Hayal, biz kesip maddeye göre hakikati ince olduğu için sanki hakikatin dışıymış gibi görüyoruz. Oysa mesela bunun üzerine koku da giydirilmemiş mi? Evet. Renk de giydirilmiş. Alem-i misal, bu renk değil ha. Şu görüntü de değil yani. Alem, bu hayal dediğimiz şey, bu renktir değil. Mesela koku renge mani mi? Yok. Şekle mani mi? Hakikatine mani mi? Tefekküle mani mi? O libasların bir tanesi hayaldir. Bu hep hayal değil yani. Yani aynı hakikati zerde görme. Mesela aynı zamanda hikmettir, sanidir, kerimdir, bir şeydir, bir sürü isimler var. Ve biz zannediyoruz ki hayal hayaldir. Alem-i misal hayal olur mu? Bayağı bir esmadır. Yani sistemin çok önemli bir parçası. Tabii. Nedir? Ne işimize yarar? Kesif olan latif arasındaki berzahtır. Mesela kabir, ahiret midir? Değildir. Dünya mıdır? Değildir. Peki, dünya değildir. Ahiret de değildir. Nedir peki? Alemi berzahtır. İşte hayal da alemi gayb değildir. Yani gaybtandır. Alemi gayb olan alemi misaldir. Alemi şehadet var. Alemi misal gayiptir. Alemi şehadet buradayız. İkisi arasındaki berza, bu eşeğe giydirilen hayaldır. Alemi misalin alemi şehadete giydirdiği libas hayal, o sendeki aktifli tahayyül, fiilsel hal. Fakat şunu çıkmamız lazım, alemimizde çıkartmamız lazım. Hayal, hayal değil. O zaman hayal hakikattir. O zaman benden daha gerçek hayal o zaman abi. Sen zaten onu kullanıyorsun. Mesela hayali şey zannediyor insan. Ben kurduğum bir şekil. Hayal o değil yani. Değil. Peki o gerçek, o da gerçeğin mertebesidir. Hayal ettiğimizin hiçbirisi temelsiz değildir. Esmanı meratibidir. Usta, yani o da bir hakikattır ki rüya aleminde alemi misalin, alem-i şehadet arasındaki olan, bak, dairesi olan levh-i misaliye geçiyor ruh. Orada bazı şeyleri müşahede ediyor. Manaları, tefekkürleri, hatta istihare namazı. Renklerle konuşuyor Allah mesela. İstihare namazı batıl mıdır Tobey? Doğru mu, yanlış mıdır? Namaz kılıyoruz ya. Allah neyle konuşuyor bizimle orada? Renklerle konuşuyor. Sana diyor ki, insan işte bir geçmişimizin bir alışkanlığı var ya, hayal hayal zannediyor. Hayal, alem-i şehadetteki şu kesif hakikatına göre, hakikati daha latif olduğundan buna göre bu zannediyoruz ki hayal da yok da var zannediyoruz anlamında kullanıyoruz. Tövbe yani. Ha peki büyük zatların bu vartası ne oldu? Bununla bunu örtüştürdü, budur dedi. Ondan sonra hem os dedi. Yani şu kısacası. Aynanın şiddeti Temmuz-Ağustos'ta. Bunu da vereyim ondan sonra geçiyorum. Bir ayna düşünün. Temmuz-Ağustos'ta güneş şiddeti bu. Vahdet-i vücutu anlatıyorum. Bu kadar kısa öz. Çok çalıştığım için söylüyorum. Nasıl ondan olana o dedi? Şu. Şu ayna o kadar güneş şiddetli vurdu ki ayna gözükmüyor. Gözüken böyle gözümüz ağrıyor. Güneş. Parlaklığında. Orada Muhyiddin Arabi şaşırdı. Ya orada ne aynası var dedi ya. Orada güneş var dedi. Ne ayna dedi ya. O kadar şiddeti zuhurundan ayna gizlendi ki orada gözükenden dolayı ayna gözükmediğinden o dedi. Güneşi göremedi. Aynayı göremedi. Odur dedi. Tamam.
İşte ehli hakikat, ehli hakikat ve mudakik ve muhakkikler evet diyor. Yani o güneşin gördüğün doğrudur ama hakiki değil. Ama onun ortaya çıkaran arkada ayna var. Muhyiddin Arabi aynayı göremedi. Kısacası bu. Şimdi devam ediyorum. Tekvin abi. Şu şeyi söyleyeyim. Tekvin. 27. defterin 347. sayfası. Hayalin bütünlüğü tekvin abi. Hayal. Tamamı tekvin abi. Şeyde. Hayal şöyle büyütüyor ya, bizim daha önce konuşmuştuk bu şeyde. Hı. Enerji, elektrik, ruh ve hayal. Evet, daha latif. Sıralaması. Acayip. Düşünülürse hayal bunların tamamını içeriyor. Evet. Bir gül goncası gibi dese, evet, düşünürsek patlaya patlaya gelir. Yani bu hayal, hayal değil dediğimiz. Mehmet kardeş, görüyor musun? Bu risale sıralamadır. Evet. Bir de oku sıralamayı. Enerji. Yani buna şöyle örnek verirsek, ses mesela saniyede 340 metre yol alır. Işık saniyede 300 bin kilometre yol alır. Enerji burası. Enerjiden atlıyoruz. Elektrik henüz tarif edilememiş bilim olarak. Elektrik bir enerjidir ama değildir aslında. Sonra elektrikten ruha, ruhtan hayale. Ustad öyle geçiyor. Evet. 29'un sözde de geçer bu. Şeyde diyor, saltın suratiyle ziya, elektrik, ruh, hayal suratları ne kadar mütefavit olduğu malum diyor. Mesela hayal ruhtaki bir yapıdır ama ruhtan daha şeydir. Çünkü ruh hayale biniyor. Evet. Bir şey olur mu? Hakikati mesela, ama maalesef şu cehalet öyle acayip zalimanedir ki. Mesela Allah'ı gördüğü halde, yani görmeyi göze indirgemiş. Oysa Ehl-i Sünnet Allah'ı görür. Latife-i Rabbaniye'nin vazifesini göze indirgemiş. Görmüyor. Latife-i Rabbaniye görüyor Allah'ı. Nasıl görüyor? Huzur. Değil mi? Şimdi hayal o kadar acayip bir hakikat ki ona ruh biniyor. Alemi şehadetin sıfatlarıyla baktığı için yok hükmünde zannediliyor. Alemiş. Hayal en külliyata geçen ifade, evet, değil mi? Evet, doğru. Ruhtan daha iyiydi. Daha iyi. İşte salt diyor. Salt, ziya, elektrik, ruh, hayal. Hayal. Sıralama belli. Çok garip. Hatta misali o 10 tane iğne var misalini onun üstüne bina ediyor. Onun üzerine bina ediyor. Ruh bunun üstünde hayal. Saat farz ediyor, evet, etkiliyor. Ruh kuvvetinde, hayal suratinde diyor. Şimdi 347, 27. şey. Şimdi gelelim Gafur'un. Hayal tekvindir. Tekvin nasıl vardın ona? Dur bakalım. Yani diskalif ettim zannetme, kafama takıldı. Söyle bakalım, öyle pat diye bir şey atma ortaya. Bu birden Gafur söyler. Siz Hasan yavaş yavaş düşünürsün. Tamam. Bir deli bir kuyuya bir taş atar. Gerisi sizde abi, siz düşünün artık. Tekvin, hayal tekvindir abi, demek. Yani abi, tekvinin içinde her şey yok mu? Her şey tekvinin içinde değil mi abi? Yani senin ilim, irade, kudret, sen, basar, bunların hepsi aslında tekvinin içinde abi. Dışarı çıkanı bir bölümüne biz ilim diyoruz, bir bölümüne kudret diyoruz, bir bölümüne sen, bir bölümüne basar diyoruz. Bunları hayalin siz çıkarttığınız bölümünü biliyorsunuz. Çıkartmadığınız bölümü biliyor musunuz? Yani benim tekvinim de benim hayalim bütünlüğü aslında. Evet, bunu daha şey değilim ama hayal nedir biliyor musun biraz? Allah'ın tayin ve teşahhus ettiği, yani mecbur bunu biraz sonra söyleyecektik, biraz geçecektik başka derslerde. Tayin ve teşahhusun zeminsiz zemini. Zeminsiz zemini. Yani Adem'in vücuda olduğu gibi mi? Evet abi. Yani Adem vücuda nasıl aynadır? Adem ile lügatta nedir? Yokluktur. Biz yok mu biliyoruz? Adem nedir? Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. 59 mektuba. Nedir o? Zeminsiz zemin, sıfatsız. Hayal zeminsiz diyebilir miyiz? Hayal bir şey zemin, ama vücudi bir vücudu yoktur burada. Fakat buna göre vücudu, bu hakikati, mertebesi bu yok ya. Mesela şöyle diyeyim. Bir pil düşünün. Batarya. Pil. Filme çevirdik. Pil bitti. Film oldu. Ateistlerin kullandığı. İnsan pile benzer diyor. Ondan sonra pil biter diyor. Atarsın çöpe diyor. Ne ahireti diyor. Biz de diyoruz ki senin misalin bu. Tamam. Pil biter ama bitmesi için
videoya dönüşmesi lazım. Videoya dönüşünce pil bitti, hakikatini değiştirdi. Tamam mı? Alem-i şehadet pildir, alem-i misal o videodur. Tamam mı? Yani arasındaki fark gibi de değil, daha acayip. Yani hayal ile alem-i şehadet pil ile video gibidir. Mesela pille ses kaydı yaptık. Bunun vücuduna göre, mesela benim vücuduma göre kamera çektiniz beni. Vücuduma bakın, oradaki kamera. Ha, bu alem-i şehadettir. O alem-i misalin defteri olan, şey dairesi olan lev-i misalidir. O kadar ciddi hakikata sahip. O zaman hayal, alemi unutmayın. Alem-i misalim, çok senelerce uğraşıp meşgul olduğum bir toplamadan çıkıyor. Alemi misalin, alemi misalin, alemi şehadeti giydirdiği libastır. Hayal. Onu insan alemindeki aktifliği, eylemsel hali tahayyül. Kuvve-i hafıza ha. O zaman alemi misalin, lef-i misali mi oluyor? Yani? Şimdi bitireyim de. Allah'ın o kadar ciddi ki, bak diyor ki elektrik. Yani şey, kuvvet, elektrik, ruh, hayal. Ruh kuvvetinde, hayal suratinde. Hayal hayal midir? Ama maalesef alem-i şehadeti atoma, kesife göre vücudu olmadığı için buna göre hayal zannetmişiz. Oysa hakikati incelmiş. Mesela bilgi ile anlamak. Bilgi eşeğe tanıklık yapmaktır. Şahitlik yapmaktır. Anlamak ise sende uyanandır. Dağlar kadar fark var ama lugata bakacağı aynı. Bak lugata bak, hayal ne diyor bak. Hayale bu şeylere bak. Lugata bak. Lugata bakarsanız duman olursun, duman. Onunla kanaat edersen hayal. Lugattan okuyorum. Zihnen tasarlanan şey. Başka hakikati bilinmeyip akılla tasarlanan veya gölgeli görülen şey. Aslı olmayan veya akıldan geçen fikir. Aslı olmayan olur mu? Ya, bu yeni lugat. Abdullah Yeni abi yazan, Turdal yazan. Yani bu, yani ama külliyatı külliyatı bu alimlerin, Basra'da küfe alimlerinin ona yüklediği anlam, kalıp bu. Külliyatı külliyatla izah etmek, lugatla izah ettiğin böyle nakısı olur. Tam zıttını söylüyor abi. Yani gibi. Mesela illeti tamaya bakın lugata. Eleştiri yapmıyorum, eleştiri yapıyorum. Yapmıyorum, eleştiri nedir? Örtelemek, ayrıştırmak, itmek anlamına değil. Eleştiri, Hazreti Ali radıyallahu anh, inşa ve ihya olmaktır der. Bulega kitabında öyle der. Eleştiri, aklen inşa, kalben inşa, ihya olmaktır. Terkitle eleştiri gibi olsa. Terkit bir eleştiri. Gibi, evet. Nedir o? Eleştiri, çıkarım veya ekleme yapmaktır. Zaten lugatta izah edilseydi bunu biz bugün toplanmazdık. Yani ama peki o eksik mi? Hayır. O öyle şey yapılmış ama ustadımızın Risale'yi ortaya koyduğu külliyatla bakış çok farklı. Mesela hakikatin şeyi olmayan diyor. Ustad ruh kuvvetinde hayal suratinde diyor. Ruhun bindiği şey. Hatta bir rivayette bir şey söyleyeyim size. Peygamber Aleyhisselam buraya getirdiği zaman Peygamberimiz ilk önce demiş biliyor musunuz yani? Yani ben böyle vasıf ve sıfır muayyen şeylerle ben demiş vasıflanmam, girmem o vasıflara. Ümmiliğine şey, acayip bir şey. Yani ben mi demiş? Peygamberimiz demiş Cebrail Aleyhisselam'a. Yani Burak getirdiği zaman, Burak neydi hatırladınız mı? Tevfik. Bizim oluşturduğumuz, zanlarımızın oluşturduğu binektir. O senin bineğindir, zanların ya. Anladın mı? Şimdi hayal ise hayal öyle bir hani ruhun bindiği bir vasıta ki ruhuna biniyor. Usta diyor ki ruh kuvvetini hayal suratinde. Peki hayal nedir? Yani ne işe yarıyor? Bakın berzahlık yapıyor. Alem-i şehadetle alem-i misal arasında geçiş yapıyor. Aynı zamanda seni kuyudan çıkarıyor. Hapishaneden çıkarıp Hacer-ül Esved'e kafanı koyduruyor. Bulunduğu mekanı değiştiriyor. Tahaya, tahayyül, mekana, tasavvur zamana, bizdeki mekan anlayışı, uydurukçasıyla algısı tahayyül yapar.
mekan anlayışını o yapar. Onun için tek gözü gören ehliyet vermezler. Göz doktoru vermez. Niye? Derinlik olmaz. Biz gizli anlamıyoruz. Mekan algısı anlayışı olmuyor. Şeyde o bence de diyor ki ruh hayale akıl fikri bilgiler semaya çıktılar. Allah'a emanet. Ben kurban olurum bu. Yani buna secde edilir dedi adam. Hani o kafir ona dedi ya bu ayetin belagatına. Şu belagata. Askere söylenebilir mi bu ya? Allah'ı seversen ya. İşte her şeyin bittiği yer. Çünkü işi bildiğin zaman şu cümlesini deli ediyor. Es geçemezsin. Bu bitti işte bak bu cümle öyle. Harikanın isimlerini ve sıfatlarının tecelli ve cilveleriyle tanımak isteyen o dünya seyyahı akıl ve hayalle dedi ki... Bir dakika, kim diyor? Kim kime diyor? Biz bir senaryo zannediyoruz. Bak ustad içeride tanımlıyor. Hepsinde. Evet tabii. Hmm. Her bir şeye her şeyle konuşuyor. Allah böyle bir şey makamadan çıkarmış. Diyor ki buna tasarım ve hayal falan değil. Kim kime söylüyor bak aklına diyor. O aklın arkasına seyyahı akıl ve hayaline dedi ki. Akıl ve hayaline dedi ki. Kim diyorsun arkasındaki? Haydi ruhlar, haydi ruhlar ve melekler gibi biz dahi cesedimizi yerde bırakıp göklere çıkacağız. Hiçbir şey var. Hmm. Halkımızı semavattakilerden soracağız. Ruh hayale ve akıl fikre bindiler semaya çıktılar. Burak. Evet. Abi Allah aşkına bir şey çizeyim şu an. Çiz. Çok çok yani çok, tamam. Çok 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 çok. Size ne kadar şimdi, ben de bir şey okuyayım mı abi? He, yok, o çiz okurken sen oku. Ey kardeş bil ki Sani Hakim insanı öyle bir keyfiyette yaratmıştır ki eğer insan kendini mütalaa edebilse o zaman misli ve benzeri olmayan hem zıtları ve vahidi kıyasileri de bulunmayan gayri mütenahi sıfat-ı mutlakayı ilahiyeleri tasdik etmesi ona kolay gelir. Mesela insan hayaliyle bazen rüya veya yakazada olduğu gibi bir anda büyük bir şehri bütün levazımatıyla birlikte sanki kendi yanında hazır eder. Kendisi de güya bir nefsi o şehirde sabitmiş gibi görür. Ve kudretini, tesirini, iradenin taalluku suretinde görüp güya kudret aynı irade imiş gibi müşahede eder. Hem iradenin taallukunu ise emrin sürat-ı sudurunda görür. Güya irade aynı emirmiş gibi olur. Emrin cereyanı da ilmin ve levazımının taalluku umumisinde görür. Güya irade aynı ilimdir müşahede eder. Halbuki adam bakıyor ki kendisinin sem'i ve lisanı ve iradesi ve hareketi ise zihnidir, cüz'idir ve taakubidirler ki bir şeyle meşgul iken aynı vakitte birkaç şeyi ahirle de meşgul olamaz bir vaziyettedir. Ve o cereyan eden işlere, keyfiyetlere ancak birer birer taalluk edebildikleri halde. Sonra böylece şimdi şeye geçiyor abi. Hayal ve basireti kalb ise külli ve am olarak birçok eşya ile bir tek şey gibi müzahmetsiz bir şekilde taalluk ettiğini görür. Ve bundan anlıyor ki basar ile işitmek ve hayal ile irade etmek. Ve kalp basireti yoluyla, akılla bakmak mümkündür. Görüyor musun? Hayal ile irade etmek. Daha bir şeydir. Götürüyor. Nereden okudun onu? Eski. Remzi'den abi. Evet. Şeyden. Badıl Ağabey'in tercümesi. Evet. İşte orada. Herhalde bu kaçıncı sayfaydı o? 181 abi. Ha, başka bir yer okuyacağım size. Hayır bak. Hayal ile ne yapma? İrade dedi. Evet. Hayal ile irade. Ha. Mesela orada doğru. Şu mevcudata baktığımız zaman ilk önce gözüken nedir? Kudret midir, ilim midir, irade midir? İradedir. İrade mekanı oluşturur. Mekanı oluşturur. İrade ile hayal ile irade etmek gibi olur. O kadar emirle ilim, o kadar birbiri için aynı olmuş ki, ey arz suyunu yut, ey sema suyunu kes dediği anda oluyor, olurken söylüyor. Onun için ilim kudret olmuş. Şimdi hayal bakan ne yapıyor biliyor musun? Bak irade ettiriyor. Bak şurada da ne diyor Kızıl İcaz'dan? Bak şimdi sen bir şey diyorsan o... Ben siz onu okuyun da ben bir şey diyeceğim abi. Ben sen derken yani... Çizerken diyeceğim, diyerken çizeceğim. Evet o yüzden hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Arkamda dönük kameraya yüzümü bari göstereyim. Şöyle bir okuyayım şöyle. 642 de şöyle geçiyor. Diyor ki... Hayal yapıyor bunu. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nasıl ki senin yanında hazırdır. Aynı zamanda bütün eşyanın da yanındadır. Öyleyse sen kendi cihetinden onun yanında olman için mekan tamam mı? Mekan. Mekanın dizdeki karşılığı ayağıdır.
Hayal. Yani bir şey hayal edin bana da mekanı olmasın. Hayal ettiğin şey zaten ruhun mekanı. Gibi. Bak şimdi ona ne diyor? Şimdi nereye taşıyacak bu hayal? Diyor ki, öylesi bir de okuyorum cümleyi. Kendi cihetinden onun yanında olman için ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit. Öyle bir makama ala var ki, yani öyle bir makam-ı külliyete çıkabildiğin zaman, yani bir daha, öyle bir makam-ı külliyete çıkabildiğin zaman onun yanında olabilirsin. Yani ne demek o? Her şeyin yanına olabildiğin. Yani bir şeyle her şeye, her şeyle bir şeye hükmediyor. Böyle bir makam var. Ne, nasıl bir makam? Her şeyin yanında olabiliyor. Bilme makamın var senin. Çıkabiliyorsun. Bak bir daha söyle. Her şeyin yanında olabiliyorsun. Böyle bir külliyet kesbedebiliyorsun. Bunu tahayyül yapıyor. Abi dedik ya demin hani esma var, evet. Allah'ın bütün esmaları gözüküyor aslında. Evet. İrade olan şu makamı biz görüyoruz. Aslında bütün hepsi var orada. Bütün esmalar. Evet. Alemi misalde ne varsa mevcudata giydirilmiş var. Onu bizdeki şey karşılığı tahayyül. Bak hayal ile irade güzel şey söylüyor. Kaç 700? Şey, 181. O da antika. İrade mekan oluyor yani değil mi abi? İrade mekanı oluştu. O zaman baktığımız her şey bir mekan, ruhun gezdiği bak, bir mekan. Acayip bir şey. Yani şu gördüğüm her şey. Ha, hayal ettiğin de mekan. Bak şurada. Gösteriyorum size. İyi mekanı şaşırtıyorum. Çok acayip ya. Belagatına biz de öperiz. Abi belki beni de öpeceksin. İki kelime diyeyim şurada da oturalım. Şimdi. Hasan abi. Mehmet abi de çalıştı muhakkak. Belki başka şeyler söyleyecekti ama. Şuna ezel dediğimiz zaman. Hasan abi. O ben, ezel onun konusu. Evet onun konusu, o da bir baksın yanlış konuşmayayım. Buna ezel dediğimiz zaman. Bunun içinde ben dönsem size desem ki şurası ebed. Yalan veya yanlış olur mu? Bilmiyorum da. İyi çalışmam lazım. Ben iyi bir hakim olmadığım bir şey budur demem ama düşünüyorum. Evet. O zaman ben şöyle söyleyeyim abi. Burası ebeddir desem doğrudur. Burayı silip şurası ebeddir desem bu da doğru. Ben nereyi ebed desem doğru abi. Çünkü ebed ezelin içindeki yöndür diyorum ben. Hemen bir daha. Şimdi ruh için Hasan abi zaman ve mekan yok. Yani şöyle söyleyelim. Özür dilerim ama mesela şöyle bir tabir söylesek oraya geçmeden. Evet. Niçin mesela ezel ve ebed sultanı? Madem ebed ezelin içinde olacaktı niye ikisini beraber kullandı? Ezel ve ebed sultanı. Bitirsin, takdim etsin, dön. Ona cevap verme. Mesela, verme, sen bitir. Mesela Kur'an ve Furkan desem, neyse. Şimdi abi ruh için zaman ve mekan yok. Tamam mı abi? Ama diyoruz ki ruh hayale bindi. Şimdi ruhun zaten olmadığı bir yere hayal ruhu götüremiyor. Ama hayal ne yapıyor biliyor musunuz? Ruh her şeyken her şeyi bir şey yapıyor. Her şeyi bir şey yapıyor. Hayal ruha burada olduğunu hissettiriyor. Hayal ruha burada olduğunu hissettiriyor. Ruh hayale binerek her şeyini bir şey yapıyor. Tayin, teşahhus yaptırıyor. Kendini kendini tanıtıyor. Ruha, ruh kendini tanıyor. Kendini biliyor. Hayal ile Hasan abi. Kafana Allah razı olsun. Şimdiye kadar ki en güzel şeyindi. Çok söyledi. Çok ilginçti. Boş yaptı. Çok ilginç. Ben içeri de şimdi olmaz mı? Tamamladın mı? Evet, bu kadar. Allah razı olsun. Çok da yani şu. Yer. Şimdi mesela ruhu Cenab-ı Hak şeye koyarken cesede girmiyor. Mutlak ve mühit olduğu için ona Cenab-ı Hak dedi ki sana telakkine vesile olacak.
senin hakikatının inkişafına vesile olacak. Öbürsü de ilmi mekan. Bedene girerken. Orada zaten. Dolayısıyla hayal da tabii hayala bilince. Orada. Hayal, ruhta mekan yok yani. Oradasın zaten. Mutlak olduğu için. Burada kudrette. Hani diyor ya 538 sözlerde. Efkarları ve tutkular mevcudattan envar marifeti getirdiği zaman kendine tasdik edecek bir şey bulamadıkları zaman manasızlığa abesiyet inkılap ediyor ya. Hani orada karşılık bulamıyor. Şimdi mekan anlayışı ruhta zaten yapı olarak hakikat var ama o şey uyanmamış. Onu uyandıran, mekan anlayışı uyandıran, yani kendisini orada hissettiren hayal, yani tahayyül. Zanla farklı. Değil. Zan farklı, bu farklı. Mesela ama biz zan olarak biliyorduk aslında. Mesela şimdi zan, mekan değil o. Zan, ona dönmeyelim. Bilgi var zanda. Mekan mekan. Abi zan akla göstermek için sana. Hayal ruha. Diyebilir miyiz? Yani yok. Akıl fikire. Tamam öyle de ama. GPS'in noktası mı? Akıl fikri bilir. Hayalle yapıyor ama bunu zanla yapıyor ama. Yani zanlar da zanların da tesiri var. Zanla yapıyor denilmez. Hadi bakalım 347. Abi hayal ruhu kayıtlandırıyor mu? Hayat, hayal kayıtlandırır da kayıtlamaz da. Mesela mekan veriyor ya, mekana giriyor. Tamam, mekana şey yapıyor ama şöyle yapıyor, onun mekan anlayışını olgunlaştırıyor, çıkarıyor ama kayıt anlamına değil. O nispette istidat kabiliyet oluyor. O inkişaf ediyor ruhta. Ondan dolayı mekanlarda uruc etme hakkını alıyor ruh. Yani arş mekan mıdır? Kürs mekan mıdır? Arşaza mekan mıdır? Cennet mekan mıdır? Mekan gibiyken mekan değil. Ne demek o? Hem değildi hem değildir. Yani bizim mekan anlayışımıza benzemiyor. Yani hayal olmazsa ruh aslında muayenleşmeyecek. Yok, muayenleşemez. Sifaya değil, tasavvur, zan. Mesela diyelim ki Allah'ta zan yok. Allah'ta akıl da yok. Akıl da yok. Ne yapmış? Akıl bir cihazdır. İlmine yaratmış, yarattı. Mesela zan, Allah zanlarla bilmez. Zan nedir? İlmi mertebelendiren ara boşluklarıdır. Yani mutlak ve muayyenlikten, mesela zanı çıkarırsan ilimde mutlak ve muhit olur. Mutlak ilim olur. Yani ezeli ve ebedi olur. Başı sonu olmaz. Zan ise o ilmi mahluk ilme dönüştürüyor, muayyenleştiriyor. Ara boşluklarıdır. Mesela cehalet de bir şey. Mesela usta diyor ki nisan da bir nimettir. Ama şimdi şey de oldu, bak doğrusu şey oldu. Akıl mazen muayeneleştiriyorsa zan akla gitti. Yani ruhla alakası pek görünmüyor burada. Zan. Yani şöyle bak konuşalım. Yani dimağa bakıyor sanki zan. Zan dimağa aittir. Tasavvurda ya. Tamam işte onun için. Yani akılla alakalı sanki ruh. Ona kayıt getir, dur ben seni göstereyim. Yani ruhu, zaten arkada komple sistem, yani ruhu çok nasıl ayıracaksın böyle? Daha böyle bütün, tamam. Sen bir yazılım, yani zaten akıl kalbi konuştuğun yer zaten gösteriyor, hem sevimsizce. Yani hani çok ayrı bir cihaz değil de o, yapı gibi temel. Abim bakar mısın? Zan buradadır. Akıl buradadır. Hayal da buradadır. Ruhun bir muayeni yok. Burası dima. Dima. Şu vicdana iniş koridorudur. İlim buradadır. İlimi biz işte maalesef cehalet, bilgi, malumat veya zanları ilim zannettik. Üstad ilmin an şartı tasdiktir. Tasdik denilen ilim. Malumatlar, bilgiler buradadır. Zanlar da. Onun için Vesvese Risalesi'ni ezberledi. Hala vesvesesi var. Hani ilim onu taat ediyordu? İlim değil, ben ezberledim ya. Ama vesvesem var hala. Çünkü o ezberlediğim bilgidir, malumattır. Ve bir sürü zanlar da var içine. İlme dönüşebilmesi için şu akıl şeyinden geçmesi lazım. Ne demek? Vahiy
vahyi onaylarsa malumatları, bilgileri ilme dönüşür. İlme dönüşmeyen hepsi zandır, malumattır, bilgidir. Onun için kafirde düşünce vardır, tefekkür yoktur. Tefekkür âli bir ruhun sıfatıdır. Yani vahye muhatap olan aklındaki bir sıfattır tefekkür. Tefekkür kafirde yoktur. Tefekkür, alemi gaybı, alemi şehadete geçiş yaptıran bir vesiledir. Alemi gayb dedim, kafirin alemi gaybı ıttılığı yoktur, melekutu vardır. Metafiziğe geçişi vardır. Atom altına geçer, enerjiye geçer. Bu gayb değildir. Bu melekuttur. Kafirlerin diyor şeyleri, umurun batınlarına geçebilir diyor. Umur batınına geçer ama gayba geçemez. Gayb, üniversite diploması gibidir. Melekut ise lise doktorası, ortaokul diploması gibidir. Yani üniversite diplomasında, ortaokul diploması da vardır. Mesela adam eşyanın melekutiyetine geçmiş. Budistler yemez, içmez. Bazı umurun batınlarına geçtiler diyor. Bazı umurun batınına geçmek, bu melekuttur. Melekut alemi. Şey ise, gayb, şeceri hilkattır. Melekut ise, lef-i mah ve ispata kadardır. Netleşti Abbas. Yani ruh... Burayı unutmayın ya, yani, insanlar buradadır. Şey, yani, Yasin. Hasan abi, şimdi tasavvurda, yani şimdi de okuduğum meseleler tasavvurda kalmışsa eğer, taakkul ve yani itikada kadar gelmemişse olan imanda da sıkıntı oluyor mu o zaman tasavvurda? Yok, şöyle bir şeydir. Mesela ehli bir de olsa diyor, itikadı bozuk olur, imanı olmaz denilmez diyor Emirdağ'da. Nakıs olur. Vahiy buraya geldi mi? Vahiy akla muhatap olur. Vahiyin sureti var, kanuniyeti var, hakikati ama ayeti var. Bazılar zanneder ki vahiy hemen kalbe gelmiş. Kalbe gelseydi delillerin de Kur'an'la muhatap olacak. Çünkü nereye gelmişse mesuldur. Deliye muhatap olmamış, çocuğa muhatap olmamış. Ha, vahiy akla geldiği zaman, akıl bunu kabul ettiği zaman vahiy, bu aklın sistemi otomatik çalışıyor içi. İçinde 30 küsur tane sıfat var. Zeka, deha, muhakeme, idrak, fikir hep buradadır. Şimdi bu aktif olduğu zaman buralara hep böyle yansıtıyor. Tahayyülü şekillendiriyor, tasavvuru şekillendiriyor, tasdik anlam koyuyor, vicdan yolu koridoru açılıyor, vicdan koridorudur. Eyleme bir enerji yüklüyor ve itikada dönüşüyor. Yani itikat demek yöntem demektir. Bağ, yöntem, yöntem, sistem. Mesela itikat. İman ise kalbe ait bir sıfattır. İman dimağda değildir. İtikat dimağdadır. İtikat kalpte değildir. Ama dimağ da kalbin bir ayağıdır. Mesela benden yukarıya şurayı şey kabul edin. Kalp bir ayağı, vicdan bir ayağı, dimağ böyle basıyor. Dolayısıyla onlarla kal ama şimdi Yasin'e şey yapacağım, orada kafam takıldı. Çünkü onu yapmaman lazımdı da onun için sana ikide bir dönüyorum. Tamam. Yani hayal burada arkadaşım, kardeş. Burada, za burada. Yani oraya biniyor, bunu akıl, bunu tasavvur da kullanıyor, zanı kullanıyor. Yani tasavvur dediğimiz zaman içinde bilgi, malumat, şek, ihtimal, belki, zanlar hepsi burada. Bunu kullanabiliyor. O aynı zamanda bunu, çünkü bu berzahtır, yani santral gibidir. Mesela fabrikayı arıyorsunuz, buyurun yani demeden işte dahilini vurabiliyorsanız hemen 123'e bağlıyor. Yani vahiy buraya gelince her tarafa bağlıyor. Yani şuradadır mekanı, hayal buradadır, fikir, deha, muhakeme, izan vesaire hep böyle şeyler, sıfatlar, zekâvet de bunun içindedir. Şimdi geçeyim ben. Abinin sorduğu, Mehmet abimizin sorduğu şeyde, mesela tasavvurda bizim devamlı bilgilerimiz var ama mesela Allah'ın varlığıyla ilgili bilgi midir bizdeki? Yani şüphe, tereddüt, malumat seviyesinde değil Allah'ın varlığıyla ilgili. Mesela hemen kalbimizden yani bir izanımız var. İtikadımız imanlaşmış o bilgi. Yani ama Allah'ın marifetullah'la ilgili çoğu şey daha bilgi makamında İlgidir. Tamamıyla şeye geçmemiş. Yani hani İlim merak, merak. Yani böyle her şey bir bütün paket olarak gibi değil de. Şimdi Allah'a inanmakla ilgili kısmım artık benim imanlaşmış. Ama onun daha marifetullah boyutlarının belli bir kısmı tasavvurda duruyor. Daha bilgiyi şey yapamamış. Meratip meratip duruyor. Bu da bir insanın zenginliği zaten. Hani o tasavvur. Ama orada da sıkıntı neydi? Tahayyülü küfrü veya tasavvuru küfrü dalalet veya küfür gibi göstermesi boyutu var ya.
Şeytan bazen tabii oradan kaçtığı zaman da oraya müdahale Hasan ediyor. Abi, tasavvur bakayım, ettiğin evet, andan itibaren sanki iman değilmiş gibi sana söylüyor. O ayrı, o ayrı. Efendim? Konuyla alakadar olduysun abi. Hem de bir şeyle alakalı sormak için. Şimdi şeytanın kalbinde marifet var mıdır diyor. Sanat-ı fıtriye siktirse kalbi diyor devamlı idlarla meşgul olduğu için diyor bir zerre yer boşluk kalmıyor ki diyor marifete yer kalsın manasında. Şimdi o zaman şeytan aslında bu bizim bu tahayyül ve tasavvur yani Allah'ın marifet namında marifetullah namında bilmiyor ki ilmin hakikatine şey yapsın tasdik vesaire. İlme eli uzanamıyor. Uzanamıyor. İlim burada. Siz de şey derdiniz, insanın Allah şey, şeytanın Allah'la şeyi yok, insana hasedi var falan, nasıl şey yapmak lazım diyor. Yani sorunu ben gene anlamadım yani. Haset nerede? Hani insan, insanın şey, şeytanın düşmanı insan. Yani normalde Cenab-ı Hakk'a karşı bir şey manası yok. Yok, öyle derdi yok onun. Evet, ondan derdi yok, derdi insanla diyor. Evet. Yani burada nasıl şey yapacak, hem tanımadığı için mi? Şu, bir kere bu adam buralara girebilseydi duman olurduk yani biz mahvolurduk. Bu serbest dediğiniz bir derece serbesttir diyor ya, ustadın sözüdür şu şuraya kadar. 278'de sözlerde serbesttirler diyor. Bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeye girmezler, lemalar yetişmesi de var. Peki teklif altına da girmezler. Burası, bak şimdi şeytanlar buraya yapabiliyor. Fakat şeytan şeyi biliyor, melekler de biliyor yani insanın ifsat tarafı da ve kemal tarafını da ya lef-i mahfuza baktı diyor ya da istidadına baktı. İnsanda böyle bir şey var. Şeytan bunu biliyor. Ama buraları da geçemediğini de biliyor. Hatta vesvesesiyle akla müdahale etmeye çalışır. Akla giremiyor. Akla göndermeler yapıyor. Burada kıvranıp duruyor. İşte en büyük derdi şudur. Abdülkadir. Şurada olanı ben zannettirmek. Ben bunu şeytanın sisteminden, evet insanın sisteminde böyle bize, şeytanın sisteminde şeytan nasıl işliyor acaba? Onda da bu sistem, şeytan da yani mesela meleklere de malumat namına çok malumat var meleklerle beraber vesaire ama işte onda da var. Evet. Onda da var. Şeytan aptal değil. Şeytan akıllı değil, zekidir. Kafirler akıllı değil, zekidir. Aklı maat. Gaye bağlı olan, ereğine bağlı olan akıllıdır. Oysa iyi bir doktordur, iyi bir mühendistir, iyi bir buluşçu, filozoftur. Ama onlara ne diyor? Kelamı benim adam diyor. Hayvandan daha aşağıya indiriyor. Yani aklınız yok mu? Yakılın, takılın, efele tefekkürün. Bunlar akıllı insanlar değil diyor. Zekayı biz akılla karıştırdık. Tasavvur ile ilmi karıştırdığımız gibi. Yani bilgi ile ilimi karıştırdık. Ezberledik vesvese lisanesini, ilim zannettik. Yani şeytan da zeka çalışıyor. Zekanda aynı sistem çalışıyor. Bir şeyde onunla alakalı bir benim bir hatıram merak etmiştim. Ya biz bu kadar korkuyoruz. Adam bu cehennemi gördü bu adam. Şeytanı dedim. Allah ile Allah inkar etme, ahiret inkar etmedi. İnsanla sorun olmuş. Fakat ben bu cehennemi gördüğü halde yani bunun dedim nasıl bir psikolojisi var yani bu adam da adam, bu adamın da zekası var. Yani bu şeytanı aptallık da yapamaz ki. Aklı yok. Kur'an'da aklı olmadıklarını itham şey söylüyor. Aklınız yok diyor. Aklını itham ediyor vesaire. Kur'an'a bağlı olursa insanın aklı olur, akıllı olur. Akl ikaldan geliyor yani bağdan geliyor. Bağsız olunca otomatik sıfatı galip, zeka. İşte böyle bir rüya ve halet gibi bir şey. Adamı bir ses gibi böyle dedi ki benim psikolojimi niye merak ediyorsun dedi. Ben merak ettim bu nasıl bir psikolojiyle de meşgul oluyordum ya. Çok yaptım. Ya dedim nasıl adamın bunu bildiği halde zeki de secde etmediği yer kalmadı. Bilgi acayip ilmi değil. Bazıları der ki şeytanın bilmediği ilim yok. İlmi yok kardeşim onun, bilgisi var. Tamam. Karıştırıyoruz onu. Ya bu kadar bildiği halde bu adamın nasıl bir psikolojiyle diye. O bana dedi ki, benim diyor psikolojiyi merak ediyorsun diyor, nasıl oldu? Ben de dedim ki evet. Dedi ki, sen dedi, senin anlayacağın şeyle söyleyeyim. Kur'an, inandığın Kur'an'da
ve inandığın peygamberde açık olan cehennemlik olduğunu bilsen, psikolojin nasıl olur dedi senin. Ben öyleyim dedi. Sonra anladım ki şeytanın gayesi günah işlettirmek değil. Şeytanın derdi günah işlettirmek değil. Şeytan ile yeisi atmaktır. Çünkü günahın günahı yeistir. Cehennemin cehennemi Adem olduğu gibi. Herkes cehennemin son biliyoruz. Oysa cehennem taşeron şirkettir. Adem alemlerine çalışıyor. Adem alemlerine çalışıyor. Yeis böyle berbat bir şey. Gene gelelim mevzumuza. Allah razı olsun. Niye elime indiremiyor diyecektim abi. Ya yani niye orada kalıyor hep mesela ezberliyor dediniz ya abi. Hepsini ezberliyorsun. Peki biz biliyoruz. Niye indiremiyoruz? Ha, indiremiyoruz yani, burada. Boğazından aşağı geçmiyor. Niye? Yani evet. Sanki bu böyle ağzını geçirerek durduğumuz şey gibi oluyor. Bir, kafir cinlerin müdahalesi var. Vehim yapar. Vehim buradadır. İki, erval habiseler, seyrettiğimiz videolar. Bildiğimiz halde niye o videoya giriyoruz? Niye haberlere giriyoruz? Bak Nur talebelerini alıyorum. Hedefim de şu anda Nur talebesi. Günahtan, zinadan, içkiden kaçın dedi birse haram otun. Haberlerden uzak durun ne kadardır sence? Değil mi? Aklını dağıtır, manevi bir divan olur. Kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Bunu bildiğimiz halde kasanın 8. Çok rahatça giriyor muyuz? Yani kendimiz o kadar emin hissediyoruz ki. Peki siyasi cenahlarda bir sürü hakimiyet-i İslami'yi isteyen, İttihad-ı İslam'ı başlar gelmesini isteyen bir Nur talebesine 198'de ehli dünya diyor. 203'te ne diyor? Hayat perest diyor. Birinci derecede bunu görüyor iman hizmetine göre. Böyle otomatik düşersin. Peki niçin? Serbest bölge aktif. Burada cari olunca, bu galip olunca burayı bloke ediyor kardeşim. Geçeyim her şeye. Bloke ediyor. Niçin eylem yok? Niçin yapmıyoruz? Hani niye emin kendini hissediyorsun be? Kendimi diyorum. Girme diyor. Haberlere girme diyor. Çünkü niye? Tarafgirlik getirir. Tarafgirlikle girmek istemezdim bunu ama haberler tarafgirlik getirir. Tarafgirlik ise zahirle hükmedersin. İmanı, ulemayı, İslam indirmiş. Son en dibin dibi şu. Üç tanedir. İman olabilmesi için. La ilahe illallah demek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İki, hadis ve Kur'an'daki haram ve helallara haram ve helal demek. Üç, el-hubbu fillah ve el-buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman olmak. Bu haberler Allah için dost ve düşmanımızı alt üst ediyor. Bu sene iman kökten gidiyor. Nursali Nur'un kayısı imandır. En büyük imanın kuvveti. Ama altını çeken, oyan haberlerdir. Niye? Tarafkirliği misi bozuyor. Zahire bakıyoruz, tarafkirliği. Bakıyorsun, bir bakıyorsun böyle surete. Bu değilmiş aslında. Şimdi ben hemen fazla durmak istemiyorum. 347. Açtınız mı? 27. defterdeki şey. Hadi buldunuz mu? Ondan sonra başlayacağım. 300 kaç abi? 347. Mektubat 391'den okuyorum. Hallakiyetin hakikatını hayale tasvir ediyor, gösteriyor. Tamam. 47. Var mı 60? Yani olması lazım. 60 abi bende var önceden. He. Öyle mi? Tamam. Belgelerden buldum. Ne yazıyor? Hayal abi. Hayal değil. Ha bu hayal. Yani. Hayal. Tahayyül değil. Tasavvur diye bak. He. Hadi bulun ki ben de rahat edeyim sen sizi. 347. Evet. Tamam mıyız? Tamamız. Hadi, buldun mu Osman? Abi. 391 mektubat. Hı. Bak, hallakiyetin hakikatını. Sizin defterin sayfası kaç abi? 347 abi. Hayal diye. Hallakiyet var ya, hallakiyetin hakikatını bak. Hakikat neydi hakikat? Hakaik eşyayı sabit etür. Esma-i İlahi'nin meratipleridir. Hı hı. Nerede gösteriyor biliyor musunuz bunu? Hayal tasvir ediyor ve görüyor bunu. Öyle ciddi bir hakikat. Yani Esma'nın meratiplerini hayal tasvir ediyor, hayal görüyor ve gösteriyor. Görüp gösterir. Abi tam böyle mi yazıyor? Yani böyle. Sizin burada yazdığınız gibi birebir böyle mi yazıyor? Böyle yazıyor. Ama ben... Neresi abi? Mektubat 391.
Tamam, ben uydurmadım paşa. Yok yok, yanlış anlamayın abi de. Şu, şu. Tamam, koyayım koyayım, ben bakalım. Dur. Öyle deyince dur. Daha söyleyeceğini söyleme, dur. Ben yapayım ha, okuyayım yerine. Söyleyeceğini söyle, şu 391. 391, tamam mı? Bak. Yani var eski. Bulayım onu. Ayetin altında. Gibi, ayet gibi ayetlerde o derece harika bir ulviyeti uslub ve icazkarane bir cemiyet içinde hallaketin hakikatını hayale tasvir ediyor, gösteriyor ki sani alem olan şu kainatın ustası iş başında olarak şems ve kamer diye devam ediyor. Abi bakın. Bak. Hallaketin hakikatını hallakiyetin hakikatını Gafur Harun'a tasvir ediyor. Hallakiyetin hakikatini hayale tasvir ediyor. Tasvir eden kim abi? Hayale tasvir ediyor. Alem-i misal. Bir üstü. Bir üstü. Evet. Çünkü alem-i misal geliş yönüdür. Gidiş yönü ise daire-i misalidir. Onun da bile biraz daha bize doğru hayaldir. Bizdeki işte tahayyül. Burada ayet tasvir ediyor. Tasvir ediyor. Cümlenin başı ayetlerle. Çünkü öyle mi? Tabii ayet yapıyor. Ayetlerle hayale tasvir ediyor. Altta yazmış abi abi. Ayet hayal tasvir ediyor. Evet. Hayale tasvir ediyor. Ayetlerle hayale tasvir ediyor. Ayet canlı ve ruhludur ya. Ayet. Hayale bana değil. Hayale o kapıyı açıyor. Haydi kim yapıyor bunu? Ayet yapıyor ha. Ve semaat mertebeti bi yemini yahluku fi butunu ma'atukum halken ila fil ayet. Vahiy. Yani vahiy hayali tasvir ediyor. Yani alemi misal ile yapıyor bunu. Zaten altta yazmışsın abi ya. Ne yazmışım bak. Ayete. Kere ki bunu birbirine diyorsan. Yani o zaman ayet hayali yapıyor. Gördün mü? Çekti başka yerlere. Altında izahında var. Yani ayet o zaman vahiy yani bu taakkul hayalin kullanması kısmı. Yani vahiy burada şey yapar. Evet ya şu. Vahiy buraya geldi mi? Gelmiş. Hayali kullanıyor aslında. Altında zaten yazmışız tamam. Vahiy buraya geldi. Geldi mi? Yani, buraya gelince vahiy burada durmuyor. Bunu tasvir ettiriyor. Bunu diyor ki hayali, şöyle kullan. Bugün havamız çok iyi ha. Çok böyle külli ve şey var. Dolu, çok dolu içi geçiyor. Allah böyle devam ettirsin. Bak, vahiy buraya gelince hayalin içini dolduruyor. Tasvir ettiriyor. Neyi? Hayalin gözü dışarıda. Bu kafa düşün, bu iki göz gibi. Bu ayat-ı tekviniyeler var. Bu ayat-ı tekviniye mevcudat. Ve min ayatina diyor. İnsandaki yazılımlar ise evameli tekvini. Bu şey ise, Kur'an ise ayatıyla, ayat-ı tekviniyeyle evameli tekviniyi buluşturuyor. Ayat-ı tekviniye Furkan, evameli tekviniye Kur'an oluyor. Yani benim dışımdaki mevcudatın ilişki ve çelişkisini farkındalık nispetine Furkan oluyorum. Mevcudatın dışına kendimi taşıyarak, kendimi mevcudatın dışında anlam koyarak, anlamı içine koyarak fark ettiğim nispetle Kur'an oluyorum. Kur'an. Çünkü Kur'an okuyanda uyanandır. Ayat-ı tekvinin dışında. Dolayısıyla bu ayet buraya geldiği zaman hayal o kadar acayip bir şey ki ayet nasıl bir şeyse içerisini oraya boşaltıyor. Hani muhakimata dediği gibi. Bir toptancı işte bir satıcı geldiği zaman şehir merkezine boşaltır eşyasını. Herkes bir şey alır, bir çoban da diyor kırmızı mendil alır falan. Geliyor böyle buraya hayale tasvir et diyor o alemleri. Yani nasıl anlarız bunu? Ben şöyle anlıyorum. Hayale tasvir etmeyi. Hayal olmasa ne olurdu? Olunca olduk. Ancak bir şey nedir'i çoğu zaman bilmenin yolu ne değildirdir. Çünkü şöyle yöntem şöyle kullanılır İslam. İllallah'tan önce la ilahe mesela körü körüne Karl Marx'ın dediği gibi din afyondur, uyuşturur, körü körüne iman eder. Tam tersine Müslüman olabilmenin, mümin olabilmenin yolu ilk önce kazı tasdik değildir, eleştiri yapar.
La ilahe, ilah olacak, bana yakışacak. Yani bu mevcudatı yaratabilecek, yapabilecek, bak bakalım kim yakışıyor. En son çağırın açar, geri dönecek, hiçbirisi yok. O zaman illallah diyecek. Tabiat mıdır, bunu yapabilir. Benim gözümü, yani ilk önce eleştiri var. La ilaheler var, sonra illallah var. İlk önce terk var. Eleştiri koymuş, tamam mı? Körü körüne kabul etmemiş. Eleştiriyi İslam koyuyor, ben eleştiri kabul edemiyorum. Eleştiriyi ötelemek, dışarısına koymak, kendin dışına koymak, ayrıştırmak, cepheleşmek değildir. Eleştiri, eklemek ve çıkarmaktır. Ona ekleme ve çıkarma yapabilmektir. Tamam. Yani Rabbin nas, Melikin nas. Bunu yapabilen ilahin nas. Abicim, özür dilerim. Bir anda benim şeylerim değişti ya. Değişir. Yok, nasıl değişti ama yani şunu... Hep bunu söylersiniz siz aslında. Vakti her şeyin bir, mesela bambu çekirdeği var bak şimdi. 6 sene çekirdek toprakta durur, sularlar, hiçbir şey çıkmaz, uyanmaz. 6. sene 26 metre olur. Kardeşim aynı dersi tekrar gibi gözüküyor ama bir vakti geldiği zaman o kelam, o mana ya. Sende 26 metre olur. İşte onun için tekrar olarsa 580 de demeyeceğim ben. Tamam. Daha bir şey, bazen bir patlar, tamam mı? Mesela ben şimdi Kur'an'la Furkan o, ha sen de buradaydın. Okudum ya mesela mevcudatın ilişki ve çelişkilerini Furkan, mevcudatın dışına çıkarak, mevcudatın dışıyla, mevcudata anlam katmak adına, mevcudatın dışına çıkarak anlam katıyorsa ama yöntemini önündekileri kullanıyor mevcudatın, bu nispete sen Kur'an oluyorsun. Benim o zaman başımın tepesi ateş gibi yanıyordu ya. Yani bunu bilmiyor muydu? Bilmiyordu. Kalım esterim. Allah Allah. Bu ne kadar acayip bir şey yani. Kur'an. Şimdi aktif oluyor. Kardeşim her şeyin bir şeyi var. Zamanı ve vakti var. İşte bu zamanı uydurukçasıyla algısı anlayışı, hissiyatı bizde tasavvur yapıyor. Zaman. Zaman niye zamanı oluşturuyor şey tasavvur, bilgi. Çünkü bilgi bir anda bende pat diye çıkmadığı gibi zaman koyuyorum ya sıraya, zaman bir şerittir der usta. Mesela arabanın kalıbı, blokunu koyarlar, sonra krank mileni, manifoldunu, tamam mı, volanını, şunu bunu koyar. Üstüne girdire. Giydire, hepsi giydiriyor. Ve en son araba çıkıyor, giydiriyor, çıkartmıyorsun. Ondan sonra, işte bu zaman buna benziyor, şerittir, bant. Olaylar onun içine konuluyor ve ekleniyor. Melik-in Nas. Abi benim film işte burada koptu. Bakın işte benim film burada koptu. Ben bu zamana kadar Hasan abi elde ettiklerimin toplamını Rabbim diyordum. Ama şimdi la ilahe illallah diyor ya. Mesela Rab edinmeyin diyor bak. Birbirinizi Rab edinmeyin. Çıkart diyor. Şeyhinin ustadını, paranı, kadını, şehvetini, arzularını, hevai nefsini, mabut itiraz etme. Bunu terk et. Bu Rab'lığına aynı oluyor. Ama abi şöyle oluyor o zaman. Bu değil, bu değil, bu değil. Ben bu değilim, ben bu değilim. Bilmediklerin senin Rabbin oluyor Hasan abi o zaman. Yani Rab aslında bir mana senin için her zaman hep gayb olan. Gayb olan. Mesela şu masaya koy. Ben böbrek değilim. Değil. Ben ruh değilim. Ben karaciğer değilim. Değil. Ben akıl değilim. Değil. Çıkar. Değil. Çıkartamadığım bir yere geleceksin. O nedir? Onu da fark eden sırrı insani. Evet. Oradaki abi sanki öyle değil. Ama seni tanım. Orada olacak. La ilahe illa Rab demiyor. La ilahe illallah diyor. Sendeki taraftakiler Rab, la ilahe illallah'la ki Allah da çıkartamadığın illallah oluyor. Evet. Allah şeyde yani. İlah oluyor. Allah hep gayb ama benim de öyle. Senin de, ben anladım seni. Anladınız değil evet, mi? Hep gaybtadır Rab. Hep gaybtadır Rab. Çünkü bitse Rabbul Alemin'e geçmiş oluyorsun. Evet. Rabbim bittiği anda Rabbul Alemin olur ki bu iddia imkansız.
Allah Resulü bile aleyhissalatü vesselam seni hakkıyla bilemedin. Çünkü Rabbul Alemin başka, Rabbin evet. başka. Senin Rabbin hiçbir zaman bitmez. Bitmez değil mi abi? Bitmez. Ne, biter mi ya? Ama şey diyor abi, sarı ifade var. Ne? Herkes kendi Rabbinin sahikini bilecek, bilecek ve bulacak. Bulacak. Hangi Rabbini? Bilecek ve bulacak diyor. Hangi Rabbini ama? Kendi Rabbini. Kendi Rabbini. Hangi Rabbini? Burada kendi Rabbinden bahsediyor. Evet. Ama bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bak şunu demek istiyorum. Benim oluşturduğum Mehmet abi dur. Şimdi bu dünyada herkesin hayatı bir çekirdek oluyor ya, evet. Rabbini oluşturuyor ya, herkes kendi Rabbini, yani bu dünyada yaşarken aynadarlık yaptığı, kendisinde uyanan, hı hı. ki hadisi kutside, fususu hikem şeyinde, lugulumda, mühitinane bu hadisi zikrediyor, diyor ki, onun zanları ve bildikleri Rabları gibi tayin ve teşahhüs ediyor, Cenab-ı Hak, tamam o zaman anlıyor. Ondan yukarısında tecelli ediyor Cenab-ı Hak. Ben sizin Rabbinizim diyor. Rabbul Alemin değil. Senden diyor Rabbimize sığınırız. Hasan abi bakın zıttıyla gene aynı şey oluyor. Bakın bitireyim de sen şey yaparsın. Sonra bir daha Cenab-ı Hak o seviyeden daha düşük seviyeden tayin ve teşakkus ediyor. Ben sizin Rabbinizim diyor. Hangi Rabbim? Bakın. Sonra diyorlar ki, senden dolayı Rabbimize sığınırız, Rabbimize. Sonra diyor ki, gidin alimlerinize sorun, Rabbiniz kimdi, nasıl? Onların zanları gibi Allah taayyün ediyor, zanlarımızın oluşturduğu Rab ama zanlarımızın o andaki Rab. Çünkü her Allah görüşümüzde cennette değişecektir. Dolayısıyla o andaki Rabbini görecek ve bilecek. O seni bitirmiş değil o. Ha, kayıtlanmıyor. Yok yani, yok. Kayıtlama tamam doğru değildir. Yani sınır yok. Yok. Ama bilecek. Bir tabii ki Rabbi. Rabbul Alemin değil. Evet. Rabbini bilecek ve görecek. Evet. Görecek de. Şimdi Hasan abi bakın. Şimdi bu benim. Hangisi? Şu. yani şu benim. Misal. Tamam abi. Şimdi bakın. Ben elmayı tanımladım. Armudu, üzümü, kirazı. Tanımladıklarım. Bu tanımladıklarım. Hı. Ve tanımladıklarımın içinde değil diyorum Rabbim. Hı hı. Şimdi Osman'ın tanımladıkları da bu. Hı hı. Benden daha çok tanımladıkları var. Hı. Daha çok tanımladıkları için benim Rabbim bu değil diyor. Evet, dolayısıyla evet. Rabbi değişiyor ama Rab hep kayıtta. Tabii. Bunu Rabbül Alemin dese görürsün. Rab seninki olsa. Ama bak işte bu tanımladıkların, senin tanımladıkların benimkinden daha fazla ya. Tamam mı? Senin Rabbini. Bu da kalanı değiştiriyor. Kalanı değiştirirse... Yani Rabbin devamı kalanı... değişiyor yani. Tamam, mesela bu derse gelmeden önceki Rabbin. Evet. Rabbin, şimdiki Rabbin. Çıkacaksın dersten sonra. Devamı değişiyor. Devamı değişiyor. Yani senin Rabbinle benim Rabbimin bir olmayışı, senin de benim de Rablerimizi tanıyor olmamız manasını ifade etmiyor. Onlar bizim için hep gayb abi. Yani senin buradaki tanımladıkların bu ilah değildir. Bu ilah değildir. Bu ilah değildir. Benden daha fazla. Ben daha azını tanımlamışım. Benim için gayb olan daha fazla. Anlatabiliyor muyum? O yüzden benim Rabbimle senin Rabbim bir değil. Hazreti. Ama ikimize de Rabler gayb. Bizim tanımladıklarımız bize değiştirtiyor bunu Hasan Bey. Onu ifade etmeye çalıştım. Hadi bak yanlış bir açıklama. Okuduğun metnin devamında yani şey de çok güzel. Hakim hakikata hasretliyor ya. Nereyini gösteriyor. Oraya açıklıyor. Okur okur. Ben o şey var diye. Metnin devamını okuyorum. Diyor ki demek o sani zilceler iş başında. İşlerini hem göze hem kulağa göstermek için ayat-ı Kur'aniye ile bir sekizde çekici zerreye vuruyor. Aynı ayetin diğer kelimesiyle o çekici şemse vuruyor. Dikkat et, hem gözü hem kulağı gösteriyor diyor. Aha. Ayet manasını kulağa gösteriyor. Evet. 26. lemada diyorlardı ya, kulağımla görüyordum, gözümle işitiyordum. İşte. Bu okşide okuyacaklarım şöyle bakalım. Hayale neleri gösteriyor, hayal neleri görebiliyormuşu diye bakalım şimdi. Gelen kısım benim hoşuma gitti. Merkezine çakar gibi ulvi üslub ile vahdaniyeti aynı ehadiyet içinde. Nihayet celali, nihayet cemal içinde. Nihayet azameti, nihayet hafa içinde. Nihayet vüsati, nihayet dikkat içinde. Ve nihayet haşmeti, nihayet rahmet içinde.
nihayet budiyeti nihayet kurbiyet içinde gösterir. Hayale gösterir değil mi? Bak metnin ta yukarısı. Azametin değil mi? Çok büyük bir dağ yok yapıyor. Hayali şeyde. Sen bunun devamını mı okudun? Ha, devamını okuyor. Gösterir. Muhal telakki edilen cem-i ezdadın en uzak mertebesini vacip derecesindeki bir suretini ifade eder. Vacip derecesindeki bir suretini ifade eder. İspat edip gösterir. Kime? Hayale. Yani hayale. İşte bu tarz ifadesi ve üslubudur ki en harika edipleri belagatına secde ettiriyor. Hayale gösteriyor ayet. Neleri? Celali, cemalde. Vahdaniyeti, aynı ahadiyet, nihayet celali, cemal içinde, azameti, hafa içinde. Dur, benim çok acemi. Azameti, hafa içinde. Hafa içinde. Yok yani. Varı yok yapıyor. Hafa neydi? Gizli yani. Gizli. Ama azamet, koca azamet dağlar. Dağlar için kullanıyor azamet. Yani kibriyayı da denizler için, okyanuslar için kullanıyor. Azamet ve kibriyayı hafa içinde. Varı yok gibi yapıyor. Cem-i Ezdad'ın Cem-i Ezdad'ın en uzak mertebesinin vacip derecesini. Ne göster? Yani zıtları birbirine dönüştürme sistemi. Hayal. Tahayyül. Evet, onu en sonra da bunu yazabiliriz aslında. Evet. Yazmış mıyız acaba da? Bakayım. Zıtları bir bakayım. Geçen hayal nâhı. Şurada ben ekleme yapayım. Zıtları Cem-i Ezdat mı bence? Birbirlerini değiştirip dönüştüren. Bu neyin tanımına benzedi? Neyin tanımı bu zıtları? Zıtları birbirine kıyamet, haya, tılsım. Mesela tılsım, sır var bir. Tılsımdı bu. Tılsım. Bu tanım tılsım. Evet, tılsım. Yani tılsımın, fetiş yapıldı. Bir sır var. Mesela sır zıtla birbirine değiştirmeden tutuyor. Tılsım işte değiştirip dönüştüren. Peki bu nedir? Aklın tahayyüldeki tahayyül sıfatı. Oradaki icraatı. Tılsım oluyor değil mi? Bak görüyor musun? Aynı zamanda bu de, aynı zamanda zamanda hayal tılsım oldu. Hayal tılsım oldu. Yani. Çünkü akla tılsım diyor usta. Evet. Zaten şeyde o değil miydi? Ejderhayı şey yapan. Ejderhayı kapı yapıyordu. Evet. Tılsım. Şimdi burada hayaldi zaten. Hayal. O zaman bir dakika. Bir dakika. Tasavvurda sır mı oluyor? Bilmem. Tasavvurda sır oluyor evet. Çünkü çekecek. Bak şimdi. Bak şimdi. Arkadaşlar tılsım akıldı ya, akıl bir tılsımlı anahtar ya, ben hani göstermiştim ya, geçen kafam şey yaptı bunu. Şimdi bu alet... hemen atlıyorsun, İnşallah şu duaya vesile olacağı diye değiştirdim abi. İnşallah Allah'ın nasip ederse büyük bir dershanemiz olacak abi. Evet, adam vaat etti, vaadinden vazgeçti dershaneyi. Alın ben katkı yapacağım demişti. Yeri bulduk bu sefer internetse vazgeçti. İnşallah. Sen maya satıyorsun ya maya olur inşallah. Bak, maya olur inşallah. Bak şimdi. Akıl tılsımlı bir anahtar ya. Tılsım. Bak şimdi ilk önce tılsımı şey yapayım da ben. Tılsımı ben size oradan yerine göstereyim. Ama eğer sizinle hazır varsa bana tılsımla sır... Abi tılsım şu, zıtları değiştirerek dönüştüren. Tılsım. Tılsım. Sır ise zıtları barındırıyor. Hiç olmasın eksikliği. Şimdi bu tılsımlı bir anahtar. Ne yapıyor tılsım? Zıtları birbirine dönüştürüyor. Hak batı, batıl hak. Şimdi bundaki bu sıfatı burada gösterdi şimdi. Ya azameti hafi içinde. Bak, dönüştürdü. Celali cemalde yaptı. Çok ilginç. Onu tek tek okur musun? Bak, elime bak. Bu, burada nasıl yapıyor? Azameti hafi içinde, celali cemalde, vahdaniyeti aynı ehadiyet içinde. Yani şunu demek istiyorum. Ne kattın?
şu buradaki icraatıdır. Oysa bu tılsımı dediğimiz bu adamdı. Ama buradaki vücut halici, eylemsel hali. Yani bu burada kalmıyor, bu da burada kalmıyor, bu burada kalmıyor. Mesela hayali anlama, anlamı hayale dönüştürüyorlar birbirlerini. Mesela bu burada kalmıyor. Düşünceleri, şekler, şekli düşünceye dönüştürüyor birbirlerini. Aynı zamanda aklın sıfatları hayali bir hale veya tasavvur bir hale dönüştürüyor. Akıl tısımdı, orada ne diyor? Birbirlerini mesela azameti, devşeyi, azamet ve kibreyi hafi. Yok yani, yok yapıyor. Bu nedir? Sır değil bu. Tılsımdır, dönüştürüyor. Evet, dönüştürüyor. Yani o zaman ne demek? Buradaki eylemsel hali, nasıl her tarafa kolaç mı çalışıyor sistem? Bunu bildiğin zaman peki... O zaman diyeceğiz ki tılsımın sureti tahayyülde, hakikati tahakkülde o zaman. Şöyle diyebiliriz mesela bak. Tılsım mı? Bak şimdi. Tılsımın sureti burada. İnsandaki karşılığı. Şeyi burada ama. Sırı burada. Sır? Tılsımın... Bak... Suret, hakikat, mahkeme. Evet, bak şimdi. Çok acayip oldu. Tılsım burada bu şekilde dönüştürüyor mu? Sureti burada. Ama bunun... Kanuniyeti orada. Yani buraya getirmiş şeyi. Kanuniyeti. Burada yani. Sırda, sıra girmiş. Zaten ilim ya. Hakikaten o kadar diyor ki tılsım, sır, suretleri. Suret, kanuniyet, hakikat mı? Yani tılsımdan sıra nasıl geçirdiniz? Yani tılsımın... Bir hakikati diye şeklinde mi ifade ettiniz? Niye biraz da böyle birbirini meratip gibi gözüküyor ama sır birbirini mesela tutuyor. Sır nedir? Hak var, batıl var. Dönüşüm yok. Tutmuş. İkisi de aynı yerde. Doğru yanlış. İman küfür. Birisi. Hepsi bulunabiliyor. Tılsım buna müsaade etmiyor. Dönüştürüyor. Yani sır karıştırmıyor ama birbirine abi. Sır karıştırmıyor. Yani zıtları birbiri içinde barındırıyor. Barındırıyor. Yerine oturtuyor. Yerine oturtuyor yani. Tutuyor. Evet, tutuyor. Dolayısıyla insanı insan yapan sır bu. Ama vahye muhatap oldu mu tılsımlı bir anahtar oluyor. Bu sefer zıta dönüştürüyor. Zıta dönüştürüyor. Mesela gelen marifeti, envar marifeti geldiği zaman abesiyete dönüştürdüğü gibi basit bir eşeğe, kelebeğe şuna baktığı zaman marifetullah şualarını akıp duruyor. Narın oran kılav ettiriyor. Ettiriyor yani. Böyle bir acayip. Abi dün bir sual sordum birisine. bir yakınım orada. Dedim ki ya helalden lezzet almak için sanki haramı bilmek icap ediyor. Öyle midir? Dedim. Öyle değildir dedi. Ve ben de ona göre konuşmamın devamını inşa ettim tabii orada. İşte hakikaten helalden lezzet almak için aslında zıttıyla haramı bilmek lazım geliyor. Ama haramı işlemek lazım gelmiyor. İşte bunu da yaptıran tahayyül oluyor Hasan abi sanki. Bilmiyorum anladınız mı, anlamadınız mı? Bir daha söyleyeyim mi? Anladım abi. Yani helalden lezzet almak, helali bilmek için, helalden lezzet al, hani cenneti cennet yapan cehennemin taziki... Şimdi helalden lezzet almanı sağlayan da haramı, haramın varlığı olması lazım aslında. Haramı yaşamış. Bu olayı şeye götür. Mesela bütün lezzetlerim ama cennet. Cenneti bilmiyor. Adem Aleyhisselam. Cenneti cennet bilseydi orada zevalin, fanilin, ölümün olmayacağını bilir. Evet. Çok tuhaf değil mi? O şeytan diyor ki bu niye? Beka bulacaksın. Zaten beka alemindesin ama bekayı bilmiyor. Çünkü faniliği bilmiyor ki. Ama bütün isimlerin ona öğretilmiş. Meratip gerekiyor. Bu mertebe yok. Allah Allah. Hayal mi kurduruyor acaba Adem Aleyhisselam'a cennetteyken Hasan abi? Tabii ölümü hayal ettiriyor. Yani yokluğu o zaman aktif oluyor. Ha, sistemi çalıştırıyor. Sistemi çalıştırıyor. Şeytan o kadar... Allah Allah. Çünkü şeytan o kadar duymaz. Aslında iyi ki. Şeytan kemalat insaniyet... Makasıdır. Benim böyle diyor. Makasıdır. Hayr-i külliye vesile oluyor. Şeytan iki tane neticesi var. Makasıdır. Hayr-i külliye... Bak makasıdır. Hayr-i külliye... kemalat insaniye sebeptir. Şimdi öyle bir hayal kurduruyor ki... Allah Allah, daha fani değil. Yani bu mevcut yok olacak, öleceğim ya. Peki ben merak ettim. Ölümü olmadığı halde Adem Aleyhisselam ölümden niye korktu? Allah Allah. Diye merak ettim. Orada ölüm yok. Hani bir ka... Kim öldü de korkuyorsun? Kim? Hiç kimse yok.
ona esma talim edildi ya, mevt inkişaf etti. Şeytanın aslında ödemesi. Esma inkişaf ediyor. Esma inkişaf ediyor. Olan şeytan mevti inkişaf ettirdi böyle. Sistem şeytan bu dünyada en fazla Müslümana hareket ettirdi. İnsana mevti ittifa aktif ederek dehşete sokuyor. Motor çalıştırdı yani. Evet. İlk hareketi verdi. O zaman hareket orada verdi. Mevt esması orada aktif oldu. Mevt mumit, oldu. Mumit. 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 Şeytanı da esma dersek. Mevt her şey mumit esması. O mudil esması geldi harekete başlattırdı. Yani. Allah Allah. O da evet mudil esması onu aktif etti. Yani tecelli şey başladı ya. Yani o kadar işte söylediğin şeyi hakikate dayandırdığın zaman insanda oturuyor. Ve alleme Adem'e esma kulliha bütün isimleri öğretti ama orada eylemsel yok. Eylemsel yok. Tahayyül aktif olunca o cehennemde olanlar da Allah. Cehennemde olanlar da dünyada olanlar da hepsi aktif oldu Adem Aleyhisselam'da. Aktif olunca dünya girince şaşırmadı da fazla. Dehşet alırdı. İlk defa biz doğsak anamızdan bu şekilde olur kafayı yerdi. Allah alışa alışa çünkü burası hiç müsait değil. Ama onda tahayyül ve tasavvurunda aktif etti mudil esmasının temsilcisi şeytan. O zaman ölümle alakalı esmalar, hayatla alakalı esmalar hepsi aktif oldu. Bir baktı ki Allah Allah bu hepsi gidecek elimden. Aslında Adem'i abi aktif etmeden üstünü örtünce öbürsü aktif oluyor. Adam Adem'i çalışıyor. Hayatın üstü. Evet doğru. O da öyle. Kısır imanın, evet. İmanın şöyle sonra şunu bir bakayım bir şey olacak mı burada olacak mı ama nasıl konuşup geri gösterecektim. Sır ile tılsım şey ama şey yapalım. Tılsımın uygulaması abi. Bahtiyar doktora mektupta var ya bu ifade ettiğiniz. acaba benim gibi sen dahi kafanı teftiş etsen malumatın ise ne kadar lüzumsuz, faydasız, ehemmiyetsiz odun yığınları gibi camit şeyleri bulursun. Çünkü ben teftiş ettim çok uzun şeyler buldum. İşte o fenli malumatı, felsefi marifi, faydalı, nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lazımdır. Ya. Sen dahi Cenab-ı Hak'tan bir intiba iste ki senin fikrini Hakim-i Zülcelal'in hesabına çevirsin, ta o odunlara bir ateş verip nurlandırsın. Lüzumsuz marifi fenliyen kıymetler marif ilahi hükmüne geçsin. Evet, doğru. Şimdi geçiyoruz, kaçtı? 347. 342'de devam ediyoruz. Daha yeni geldik. Yeni başladık ha daha böyle. Mektubat 392. Tamam. Yani yeni başladık. Sakın başlayalım. 2 saat. Ne kadar oldu? 2 saat. 4 daha. Nerede daha? Isırma yeni yaptık. Bir tane de okuyacağız şimdi. Ondan sonra teneffüs vereceğiz. Hadi bakalım. Bir tane de okuyoruz. Tamam. Tamam. Ara vereceğiz. Mektubat 393. Bunu okuyoruz. Tamam. Anlaştık mı? Tamam abi inşallah. Benim bu kadar şefaatçilerim var. Benim namazda söylediğim her bir sözü söylüyorlar. Tasdik ediyorlar. Dikkat edin. Tasdik ediyorlar. Madem hayalen bu perde açıldı. Kabe-i Mükerreme mihrap hükmüne geçti. Oldu yani. Namaz kılarken görüyor musunuz? Kabe mihrap oldu. Ben bu fırsattan istifade ederek nokta 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 diye geçiyor. Yani devam ediyor. Yukarıda Kabe-i Mükerreme etrafında daire varı saflar içinde kendimi gördüm diyor. Yani bunun üstünde. Hı hı. Ne diyor biliyor musun? Bak Kabe-i Mükerreme etrafında dairevi saflar içinde kendimi gördüm. Fesubhanallah. Bunun şeyde de var. Bağla'da abi diyor ki sen diyor 19. mektubu yazarken Sahra'da şurada burada kitap yokken o diyor mucizelerin o şekilde tasvir edebilmesi için sen orada idin ve onu görüyordun ki ancak o şekilde yazılabilsin diyor. Sabri abi. Sabri. Bunu ustad reddetmiyor koyuyor. Çünkü alemi misali dairesi olan nevi misali geçince veya biraz da üstün, ben daha ilerisini götüreceğim ki öyle geçiyor. 16. lemada daha ileri geçiyor bazı zatlar. Lef-i ezeliye giriyorlar diyor. Lef-i mahfuza. Nadir da olsa Geylani için söylüyor. Hı hı. Mesela lef-i mahfuza, mahfuz levalar, lef-i ezelidir o. O lef-i mahfuza giriyorlar. Alem-i misale de giriyorlar.
arş-ı azamada miraç oluyor. Tamam. Buraya giriyorlar. Usta da diyor ki, bu Allah-u Alem lef-i misali değil, alem-i misali böyle girmiş gibi, ben büyütmüyorum da şu, Kabe-i Mükerreme etrafında dairevi saflar içinde kendimi gördüm. Ne anlamışız? Devam edelim. Kendisini orada gösteren istikametli doğru hayalidir. Çünkü ne diyor? Cümle şöyle üstadım. Hayalen bu perde açıldı. Hayalen perde açıldı ne demek biliyor musunuz? Böyle bir şey açmak değil. Var zaten ama o. Yani. Evet. Üstü kalktı. Üstü kalktı. Evet. Zaten bu şeyin başında nurlu bir hali, hakikatli bir hayali söylüyorum. Hakikatli bir hayal. Nurlu bir hali. Nurlu bir hali ve hakikatli bir hayali. Allah Allah. Hakikatli bir hayal. Çünkü hayal bizim gibi değil. Hakikatli. Hani hakaike şey sabit ol. Esma-i ilahiyeni. Zannediyoruz ki hayal hakikatsızdır. Tövbe estağfurullah. Ben lügat az önce okudunuz ya. Ha, o. Boş lügat öyle hayal etmek. Yani iki defa okumamın sebebi izdırabımı anlattı. Evet. Şey şimdi bu kardeşim böyle Risale'nin üstüne mümkün mü? Ruh hayali binebilirmiş zaten yani düşünsene. Yani acayip bir şey. Biz daha hatta bir harman yalanı yaparız. Evet ya, aynen. Bu hayal hattı, hakikat karşısında şey gibi kalmıyor mu o zaman ya? Nasıl bir de söyle. Batıl hayaller. Hı? Batıl hayaller. O mesela batıl şeyleri çiziyoruz ya. Üç tane vücut var ya. Vücut, vacip, mümteni. Mümkünat var ya, mümkünat. Vücudun şekilleri. Şekilleri. Mesela o batıl şeyler var ya böyle, o da bir mertebedir Esma'nın. Batıl şeyler. Bir hakikat geliyor. O batıl zaten üstünde anlatıyor onu. Onları yok eder. Ama bu öyle değil. Nurlu bir hakikati. Yani Esma'yı gösteriyor. Esma hayal yapıyor bunu. Yani hayalin bütün devirleri o manada değil. Hayalde evet. bir şey var. Mertebe var o mertebeleri. Safsata. Safsatadır o şey. Yine bizim esas kanun şeyimiz var ya abi dörtlü aya. Hayalin sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti ile çözülür o iş. Evet, başka ne olur? Çünkü o söylediğimiz şeyler de hayalin içinde ama suretidir o. Evet. Her şeyde dört metre var. Bilal, sureti var. Sureti, kanuni, takyat. Suretin için hepsi var. Doğru. Çünkü serbest bölgede hepsi var şurada. Şurada hakikat ve batıl şeyleri yok mu? Var işte. Batıl dediğimiz de bir Esma'nın mertebesi. Şeytan batıl değil mi adam? Ama bu değil Esma'sı. Yani Adem'i hayal edemezsiniz. Gayrimeşru bir şey, gayrimeşru bir şey hayal etsiniz. Kadını ve paraya sahip. O da bir mertebedir. O da Esma'dır. İnsan Adem'i hiç değil, hayal edemez. Ettiğin şey vardır zaten. Ama mümkün vücut değil, mümteni vücut. O da vücuttur. Adı da zaten vücut. O mertebe. Ama onu niye peki, onu da söyleyeyim. Niçin mümkün vücudun dışında, içindeyken biz imkansız o şeyleri, günahları da hayal edebiliyoruz? İnsan zengin olsun diye, külli düşünebilsin diye her türlü düşünce ve hayal etme imkanı vermiş. Eğer muayyenlik verseydi insan hakkısı olurdu. Devam ediyorum bu anlaşımızı. Varlıklar arkasından bitişik, bak varlıklar varlıklar arkadan bitişik aynı. Yani burada varlıklar birbirine gözüküyor ya, şeytan melek birbirine zıt ama arkada aynı. Zahirde şeytan ve melek ama arkada mudil ve nur esması. Bitişik. Birbiri içinde kuantum fiziği gibi yani. Kuantum fiziği birbirine içine girmiş. Mesela şeye de benziyor mesela foton ama gökkuşağı olarak bir nemde ortaya çıktığı zaman meratipleniyor. 7 tane mertebe çıkıyor. Ama baktığım zaman foton beyaz bir tanecik. Onun nemde işte ve şartlarını bulduğu zaman neredeydi o 7 tane? Tek değildi. Gibi. Hani burada bu şekilde gözüküyor. Alemi misal onu 7'ye dönüştürüyor. Tek rengi 7 yapıyor. Gibi. Burada suretler giydirilince birbirinden ayrıldılar. Aslında hayal eşyayı birbirinden ayırmaya bak kabaktır. Şimdi ne diyor? Ne diyor limon. Sarı ve bilmem ne, tamam mı? Bunun eşyanın ayrışmasına da hizmet ediyor bize. Bunu o yapıyor. Yani hayal yapıyor. Alim-i misafir yapıyor. Esmaları ayırıyor yani. Esbabı tecelli yapıyor.
Yani birbirinden, eşyanın birbirine ayrışmasına, mekanın dışında başka bir sıfat da ortaya çıktı. Sizin misal gibi hani çevirince şeyi, havuzdaki parçaları işte. Gibi. Mesela bak bu ayva diyelim, sarı diyelim, limon diyelim. E bu kabak. Niye çünkü? Bunu kim yaptı? Alem misal yaptı. Bunları o yaştırıyor. Suretler ondan ya. Suret giydirmiş. Ona limon suretini giydirmiş, ona kabak suretini giydirmiş. Biz de ona kabak demişiz. Niye kalem dememişiz? Değil işte. Hepsini birden görsek Huri diyeceğiz. Ne oluyor? Öyle esman şey zaten. Bütün abi. Şeyleri barındırıyor. Burada suretler giydi. Yani birbiri üstünde. Yani o da bir hakikat söyledi. Çünkü 70 bin diyor. 70 hülleyi giydiği abi. Ayaklarının delikleri gözüküyor. Bir de şey, esmanın bütünlüğü ya. Cennetin bütün nimetlerini barındırır diyor içinde. Huri insan şey zannediyor biliyor musun? Kadın zannediyor. Alemi şehadeti görsün. Kadını da cinsellik zannediyor. Ustad işareti yazdı, ne diyor biliyor musun? Kalptir diyor. Ne diyor abi? Kısmi sana olan kalbi. Mesela annenin sana yaptığı rahatlamayı eşinin farklı yapıyor, kızın farklı yapıyor, oğlun yapıyor, baban. Ama o annen de kadın, eşin de kadın. Peki annen haşa şey miydi, cinsellik midir? Kalptir. Kısmi sani diyor. Yani... Biz bedensel hayat olduğumuz için aklımız o tarafta. Oysa kalp hepsini cem etmiş. Devam ediyorum. Abi pardon, Kabe de şey zaten, kalbin şey. Evet. Aynı şey. Buraya bakıyoruz diyor zaten o zaman. Kalp alamadım. Kalp, Kabe, arş. Kabe-i mükerreme. Eşin bunlar ne alakası var diye. Kabe-i mükerremede gördüm diyor ya abi, etrafında, halkada. Yani burasını görüyor abi. Şeyi görüyor. Bütün, aslında bütünlüğü şey, kalp ve Kabe bütünlük demek. Burada surette giydirilince birbirinden ayrıldı. Yani mevcudatı bizi tanımladı suret giydirerek. Nasıl ki ada, ama su, bir ada var. Ne demek ada? Dört tarafı sularla çevrilir. Peki su kalksa, buharlaştırsa ada olur mu? Ada bizim mahalle, bizim öteki taraf mahalle ya. Yani adayı, ada yapan etrafında su var. Suyu kaldırırsak bitişik olduk, adalıktan çıktı. Buna benziyor. Ha? O da bir hakikat. Ada hakikat değil midir? Ama arkasındaki bir hakikat var ki ada da değil. Burada adayken suyu kaldırınca adalıktan çıkıyor gibi. Hayalimiz perde giydiriyor. Yine hayalimiz perdeleri kaldırıyor. Giydiren de kaldırıyor. Hem perde giydiriyor hem perdeyi kaldırıyor. Hayal bir şey giydiriyorsa aynı zamanda yetkisi var, kaldırır da. İman edebiliyorsa küfür de edebilir. Reddedebiliyorsa şey, kabul edebilir. Şey, şey. Çünkü mesela ruhlar alimin elestu bi rabbikum denebilmesi için reddetme özelliği lazım. Reddetmesi ihtiyarla değil, irade ile. Her bir hassamız mevcuda libas giydiriyor. Bak, her bir hassa hissiyatımız bile varlığa, fikirlere, mevcuda, olaylara libas giydiriyor. Hassamız. Bazen bu hassa fikir olur, bazen his olur, bazen duygu olur, bazen latife olur. Bizim dünyamızda o var olur. Öyle giydirirsin ona. Akıl ayrı, tasavvur ayrı, itikat ayrı, muhabbet ayrı, şefkat ayrı, elbise giydiriyor. Giydirdiği gibi. Hayalin şükrü örfüde kullanılır nispetinde anahtar oluyor. Bir daha hayalini doğru yolda kullanırsan ki usta tarihçede geçiyor. Hayalini bile şerde bile kullanmamış. İsraf etmemiş. Hayalini etmemiş. Bak hayalini şükrü örfüde kullanma nispetinde insana anahtar olur. Ve mevcudatın üstünü açıyor. Nasıl? Biraz önce dedi ki, hayal hem örter hem açar. Sebebi, eğer biz hayali,
haramlarda kullanırsak örtüyor. Şükrörfüde kullanırsak açıyor. Evet, ara veriyoruz. El Fatiha. Yani bir nebze. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dima kaç? 95. Haya? 18. İkinci dersimiz. Yani 18. Haya dersi ikinci bölümü. Mektubat 395. Elhamdülillahi ala nurul iman vel Kur'an dedim. O aynı hakikat olan hayalden nabudunun nununa girdiğim gibi çıktım. Hayalden, bak aynı hakikat olan hayalden. Aynı hayal, hakikat. Hayal değilmiş. Aynı hakikat. Aynı hakikat olan hayalden nabudunun nununa girdiğim gibi çıktım ve anladım ki Kur'an'ın değil ayetleri, kelimeleri. Ondan sonra bu yerinden açın çünkü çok uzun olduğu için nokta nokta koydum. 395. Aynı hakikat olan hayalde nabudunun nununa girdiğim gibi çıktım ve anladım ki Kur'an'ın değil ayetleri, kelimeleri, belki nunu nabudu gibi bazı harfleri dahi mühim hakikatların nurlu anahtarlarıdır. Mesela ben size bir şey göstermek istiyorum bununla alakalı. Çok hani bu mevzumuz değil ama bilmenizi de istiyorum. Bunu çekeyim. Kur'an'ın camiyetini adına şey yapacağım. Öyle şaşıracaksınız. Ben şaşırmıştım. Bak şimdi. Mecul, Kabu Kavsen, Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş, Kürs, Lef-i Mahfuz, İspat, Alem-i Şehadet. Herkese göre değişir. Dört tane ana şarteli söyler misiniz bana? Size göre dört tane ana tema Miraç ederken Alem-i Şehadet bir. Kürs ikidir. Arş üçtür. Arş adına evet. Kabı Kavsen dörttür. Şimdi Kur'an'ı okurken, onun için paldır küldür değil de LMTR'den aşağı bir ehline dinletin. Bu namaz olur. Bunlar kıl, bunu okuma. Mesela ders almayanlara Kulye-i Kafir'den sonra neydi? Nasır. İzaca Enesullahi vel Feth. Bunu okumalarını %99 insanların Müslümanın okumasını istemiyor namazda. Allah Allah. Evet, niye? Yuvarlak he çıkmıyor sonunda. Vel Feth. Ben de öyle kolay buldum. Onu ifade etmiyor Osman. O yuvarlak he hidayettir. İyi dinledi ki. Vel Feth bir akıyor. Vel Feth göstermek için yapıyor. Vel Feth göstermediği için okumasın. O yuvarlak değil abi. O hacim hasıl. Vel Feth kara. Tersi. Kara. Vel Feth çıkıyor. O gösterilmiyor. Yani ifade edilmiyor. Şimdi bu ayrı bir şey. Bununla ne alakası var? Nunu nabudu harfleri dedi ya. Ben harfleri demeyeceğim şimdi. Met var ya met. Met harfi bir en azında vaciptir. Kıraat-ı vacibidir. Bir defa çekmek. Dört defa çekiliyor. Elif lam. Yani çekmek dört böyle tarif ederler. Bir inip çıkacak kadar şu. Bu bir met. Dört tane olursa. Şimdi ne alakası var bunun? Ne, bu konumuza ne alakası var? Nun harfleri ayrı.
O met var ya dört elif miktar çekmek. Çekmedin değil mi? Elif, la, mim, alim şahadettesin. Elif, la, mim, elif, la, mim, bir çektin kürsüdesin. Miracı çıkamıyor, miracı yapamıyorsun. Dört elif, dört alimi tamamlamak adamına, anlamına geliyor. Onun için vaciptir. Buradaki anlamı. Evet. Sekizi de, hani bazı kıraat imamlarının metleri sekize kadar çekebilirsin diye var. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Bu dört. Ama bazen وَلَا الضَّالِّينَ sekiz yapıyor. Sekize kadar caiz. O zaman aradaki diğer alemleri de alıyor. Atlama yapmıyor. Alem. Sana غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Amin. Amin. Doğru. Alem-i şehadettesin. Yani ruhun da hayalin suratları var, o surat demek ki o arada gidiyor evet. Yani. Anlıyor musun? Yani Kur'an'da kışır yok. Met harfi dört elif çekmek, dört ana tema olan alemi atlamak, anlamlandırmak, orada tayin etmek, hakikatini ifade etmektir. Anlıyor musun? Evet. Orada kendini, hakikatini gösteriyorsun. Mesela hani denilecek ya yüzen yüze bırakacak, yüzünüze çarpacak namaz diyor. Yani öyle bir namaz kıldın ki arşa kadar geldin, üç elif miktarı çektin. Arştasın, arşın karşısına geçemedin. Ne yapıyorsun? Bir an dedim de şuraya geçtim, kolda arşa gidelim. Şey geldi de şöyle. Ben oraya geçeyim de ama. Yani ben arşı yani, ha ille bu söylediği nedir biliyor musun? Şuuru taluk etmeyince ben değilim biliyor. Ha, evet. İlle ben şuurlanım. İdrak ve ihata ettiğime ben diyor. O için öyle diyor. Kötü bir şey mi söyledin? Eksik bir şey söylüyor. Kötü bir şey yani, demedi. Şimdi bak ne diyor. Onu da bilmiyor ne dediğini. Kötü bir şey mi diyor? Eksik. Peki nedir bu? Su yumuşaktır, kaya serttir. Vura 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 uyuyor. Biz duyacağız, 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 duyacağız. El tekrarlarsın, o şekil alacak. Alemimiz. Çünkü bozulmuş İncil'de bile şöyle diyor. Burada sana verilmişse, duymuşsan şükret. Çünkü verilene verilecektir. Kim? Çünkü verildiği zaman istek hakkın oluyor. Ya Rabbi bana ver deyince, adamın adı Hulya'ya gitti mesela. Mesela şeyde, cennette ne biliyorsun sen dünyada, ne inkişaf ettin madde ve mali, onu isteyeceksin. Ama böyle bir ders duymadın ki sen. O zaman cennet burada. Sen cenneti, ama adam öyle inkişaf etmiş ki dünyada, cenneti isteyene ver onu demiş. Ama biz ona meczup demişiz. Cenneti de adam koymuş kenara. Cennet Allah değil ki aşağı. Allah'tandır, Allah'a istiyor. Bana seni gerek, seni dettirmiş. Anladın mı? Yani insan onun için küçük kalıyor, küçük düşündüğü için. O zaman met harfinin dört tanesi, niye dört? Bu bizim enfus manasında, mesela Melik-i Nasil'e nasıl? Ne alakası? Tamam kardeş, tamam denilir. Ha, dört elif, dört ana şartili, sekize kadar şey var, aradaki alemleri de tanımlıyor. Çünkü Kur'an kainatı okuyor. Risaleleri geçiyor. Kur'an hafız gibi kainatı okuyor. Biz gibi bazen okumadı. Ne dört ne sekiz bir şey olmadı ki. Sanki şarkı mı söylüyoruz? Hani adam gibi okumasak, adam gibi orada tayin olmuyor. Onun müekkel melekeleri, müekkel melekeleri zahir olmayınca bizde melekeler açılmıyor. Melekelerimiz, maliklerimiz olmuyor. Melekeler açılmayınca maliklerimiz olmuyor, melikinlerse muhatap olamıyoruz. Şimdi ben şeyi göstereyim. Nun harfi değil, nunundaki harekesi böyle. Böyle rastgele değildir. Çünkü Kur'an kainatı okuyor. Hafız gibi.
Kainatın aklıdır. Evet, kainatın. Hani harekesini göstermeye çalıştım size. Kur'an'ın harekeleri böyle bir camiyete sahip. Ama kör olası cehalet bizi acayip etmiş, mahrum etmiş. Peki, وَمَنْ يُتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُتِيَ الْخَيْرَ كَثِيرًا. Kaçıncı sözün başında? 12. söz. Kime hikmet ilmi verilmişse ona çok büyük hayırlar verilmiştir. Şimdi okuyorum. Bak burada okuyorum. Şuraya bak ya. Kur'an'ın değil ayetleri, kelimeleri de değil, belki numuna budu gibi bazı harfleri dahi. Ne diyor Üstad? Üstad'a bak. Enfusçiye bak. Okuma yazma bilmeyen ümmü bir zat sema sayfasında bir mimi, bir elif yaparak bir mimi iki nunu yaptı diyor. Şöyle elifi çizdi semaya. Şakı kamer. Ya. Bu ne anlatıyor bak hele ya. Bak ne anlatıyor. Vay be. Ayı ikiye böldü. Ayı ikiye böldü. Suret. Surettir. Tamam. Surettir. Mim. Varlık yokken, Allah var iken Allah idi. Zuhurat fuyuzat yoktu. Mim'dir. Varlık sürecinden sonra nun oluyor. Ebed oluyor işte. Evet. İnsan bunu anlamlandırırsa elif oluyor. Elif. Farkındalık eliftir. Elifi meydana getiren noktalardır. Bir elif bir nokta. Allah Allah. Bu peki nasıl bir mucize abi ya? Bunu... O nokta Kur'an, o elif farkındalık. Tamam mı? Şimdi bu payandalar atıyoruz, konumuz o değil ama insan bu aleme insan olmak için gelmiş. Her gelen insan değildir. Bulu çağına kadar insandır. Beşerdir. Şerlerle dolu. Zıtların cemidir. Sıyrıldığı kadar insandır. Çünkü peygamberlerin vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. O 11. hakikatta ne diyor? Bab-ı insaniyet, ismi hakkın cilvesidir. Bab-ı insaniyetten, insan değil o bab-ı insaniyet. İnsanlık alemi, kürs, kapı, o kapıdan insan geçecektir. Bab-ı insaniyetten insan geçecek. Bab-ı insan değil, insanın geçeceği kapı. Mevlana kapısı deniliyor. Bu İstanbul surlarına. Değil mi? Mevlana kapı. Mevlana değil o. Ha. Mevlana'ya gidiliyordu medresesine o kapıdan. Medresesine gidiliyordu. O kapıdan oraya gidiliyordu. Ben Kur'an'a böyle baktığımız zaman böyle duruyor. Bak harfi çizmişim arkadaşlar görüyor musunuz? Hayret ediyor. Nun harfi, nun harfi Allah var iken mevcudat yoktu. Mevcudatın zuhur ve fuyuzatı cilve camı. He? Mim. Mim. Mim daha kainat denilen Nur-u Muhammed'i yaratılmadan, o tarafı bilmiyoruz tabi, o şeyi mim tanımlar. Sonra şeceri hılkatın yaratılması, Nur-u Muhammed'in yaratılması, harf, Kur'an harflerinden bahsediyorum. Nun öyle konmamış. Nun ve kalemi ve maestunun, o mürekkebin kabıdır. O elif de, o kalem insandır. O insan suresi, insan yazacak onu. Şecere-i hılkat ile insan yazılacaktır. Okkası da nundur. Mürekkebi de Nur-u Muhammed'idir. Bir kitap kabul edilirse Nur-u Muhammed o kalemin mürekkebidir. Anladık mı? Nur. Noktası. Nun. Noktası. Nun. Noktası. Ağacın dalı, nun, meyve noktası, her şey nundur. Vallahi bakın hep nundur. Namazda nun, bak, kafa noktası, insan suresi, nun vel kalemi ve ma yesturun.
Mesela o ne? Şimdi ona girmeyeyim. O yani böyle aşağıda durur da şey yapar ya. Muhatabiyeti gösteriyor. Yani onu. Öyle rastgele değil o. Ayesturun. Der ki kapatma ağzını. Yani sifo değilsin. Ağızdan da çıksın. Beşeriyetten de çıkmış değilsin hala. Vacip değilsin. Ağzından da çıksın o hava. Karıştı mı biraz? Hiç karışmadı. İki de benim düğmeme basıyor, beni susturuyor da. Bu konuşmadı. Yok, şunu söyleyeyim abi. Bakın nun. Bakın çok sanki uyduruyormuş gibi görünüyorum ama abi. Nun. Furkan. B ve Kur'an oluyor abi. Ne alakası var diyeceksin? Yok yok. Elif şeydi, farkındalıktır, Furkan'dır. Elif'i meydana getiren Kur'an'dır. Hı hı. Furkan'ı, doğru. Kalp ve haya o nunu nabududan çıktıktan sonra görüyor musun? Şimdi hayali kalp ve akıl daha aşağıda şimdi. Şimdi akıl daha dipte gösterecek. Ben diyecek ki ben sizin gibi ayağım yok ya. Şey kanadım yok. Evet. Benim ayağım var diyecek. Ne tahayyül, ne tasavvur, ne taakkul, ne hiçbirisi birbirinden üstün değil. Kullanıyorlar. Kullanır. Kullanırsa kullanır. Yani o otellerde böyle büyüktü küçüktü kış değil ya. Bak diyor ki burada bak akıl diyecek, onlar itiz edecek. Kalp ve hayal o nunu nabuduna çıktıktan sonra akıl karşılarına çıktı dedi. Ben de ismi isterim. Sizin gibi uçamam. Hayale göre ne akız? Ama akıl da kullanıyor. Hayal aklı kullandığı gibi hayal tasavvuru kullanıyor. Tersi. Hayal bunu da kullanır. Tasavvur bunu da kullanır. Değişik işlevleri var. Hepsi farklı. Hizmet eder. Nimet akıl şey geçiyor ya tabii. Evet. Nimetlerde. Karda da şey söyledi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Münevveri denilen manevi minberinde şahsiyet maneviyesiyle haşmetiyle temessül ederek diyor. Nerede temessül o? Ederek, yukarıda. Elhasılın altı. Yukarı çıkın. Yukarıya çıkayım, yukarıya. Elhasılın altı. İşte bu aletteyken. Elhamdülillah, elhamdülillah, o mu nasıl? Ya eyyühennâsü gudu rabbeküm kitabı. Ha, ta şeyde. Yani çok karda değil ama. Bak nerede ya? Orijinalde saklı. Ha burası. İndin oradan işte şahsiyet maneviyesi temessül etti. Kime? Şeye temessül ediyor. Hani hayalde temessül ediyor. Hayalde temessül ediyor. Muhammed. Şahsiyet maneviyesi temessül ediyor. Bir de okuyayım bak. Şuradan bak. Nabudunu, nunu şu üç cemaat işaret ediyor. İşte bu aletteyken birden Kur'an Hakim'in tercümanı ve mübirli olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü'nün ve dini-i mürevveri denilen manevi minberinde şahsiyet-i maneviyesiyle, haşmetiyle temessül ederek... Şahsiyet-i maneviyesi, haşmetiyle. Allah Allah, şahsiyet-i maneviyesi, haşmetiyle temessül ederek. Nerede gözükecek temessül? Misallerini. Hayal de. Neyse devam, ben burayı aşağı okuyacaktım da nereye geldim? Dur. Orada da tahayyülü de dedi de. Akıl karşılarına çıktı. Ben de isim isterim. Sizin gibi uçamam. Ayaklarım delildir, hüccettir. Ayn nabudu ve nestainde mabut ve müstean olan harika giden yolu göstermek lazımdır ki benim aklım şeylere de ya. Onun için duradır aşağı yapıyorum. Sizinle gelebileyim. O vakit yani akıl diyor ki aklın konuşması. Ben de isim isterim. Sizin gibi uçamam. Devam ediyor akıl. Ayaklarım delildir, hüccettir. Aynı nabudu ve nestainde mabut ve müstean olan Halika giden yolu göstermek lazımdır ki sizinle gelebileyim. O vakit kalbe şöyle geldi ki de o mutahayir akla diye. Şimdi burada ne anladığımızı şey yapalım. Bu makam ne anladığımızı. Hayalden nabudunun nabudunun nun var ya nunun girdiğim gibi çıktım diyor. Nuna giriyor.
çıkıyor. Çıktığı kapıda, girdiği kapıda nur. Mesela şu Sat'ı görüyor musunuz? İki tane var. Evet. Sat ve Kur'an-ı Zikr. Benim de herkesin Kur'an'da 28 tane harf var. Herkesin bir harfi var. Gafur'un Vav'dı galiba. Vav. Evet. Sat da bizim. Allah razı olsun. Selam olsun. Bir anım kardeşimiz hatta böyle bir dersi dinlemiş. Bize o fotokopi değil ha. Bizzati kendisidir. Yazdı bize. Allah razı olsun. Ve aylarca ve her bir sat var ya şu saatin içerisine Sat suresinin komplesi yazılmış. Sat suresini Sat'ın içine yazmış. Ve fotokopi değil. Resim değil bu. Asıl ve orijinaldir. Çok değerlidir bu. Telefa. Ya, Sat suresinin komple ve 7 tane Sat var burada. Tamam. Onun için çok değerlidir bu. Yok öyle bir şey yani böyle bir. Şimdi ne diyeceğim? Nun ile giriyor. Ve ne dedi? Bab-ı insaniyettir. İsmi Hakk'ın cilvesidir. Oradan insan girecek. Ve insan oradan çıkacak. Niye için? Girdiğim gibi çıktım diyor. Aynı Nun ile girmiyor, Nun'a giriyor. Nun ile girmiyor. Ha. Mesela girdiğin Nun'a şey, ama kullandığın girme yöntemi namaz. Hayalden giriyor, hayal, evet. Hayal de giriyor. 28. namada diyor ki, yatsı namazında o aleme girdim diyor. 28. namada, yatsı namazında o aleme girdim diyor. Nun ile ne yapıyor? Giriyor. Kapı. Peki, hangi yöntemi kullanıyor? Ruhu bindiriyor hayale. Aynı hakikat olan hayal diyor. Biz hayale hayal giriyoruz. İşte örfane ne olmuş alemimize? Hayale hayal zaten. Yani böyle bir dayatıcılığı olmadığı için oysa bir sıfatı var ki hiç kimsede yok. Halik ismine mazhar hayal, tahayyül. Var yok eder, yoku var eder. Kurarsın böyle. Yok edersin. Hem halk edersin. Sureten tabii haşa. Halik Allah'tır. Ama en cami ayna insanın hayalidir. Şehri kurarsın, dağları tepeleri, var olan dağları tepeleri yok edebilirsin. Hem yok eder, hem var içine girmiş. Acayip bir sana şu alemin içinde acayip bir alem kurar. İçine de oturursun. Aklın böyle bir özelliği var ki, gözden gelen resimlerle hayalden gelen resimleri tefrik edemez. Bu gerçektir, bu hayaldir demez. Onun için İyi olmak istiyorsan, mutlu olmak istiyorsan hayalini iyi kullanacaksın. Çünkü akıl onun içine giriyor, orada yaşıyor. Akla hangi biri gelirse gelsin, bu hayalden geldi, bu gerçekten geldi demez. Hepsi şeydir. Ondandır ki hayalen bir şeyi tasvir etsek, şehveti veya karşımızda bir adamı böyle, vücut onun için geriliyor ve hormonlar onun için çalışıyor. Hayal canım, gerçek yok ki. Bu niye böyle? Bak ihtilam alıyor, şey oluyor, geriliyor, asabi oluyor, vücudu tansiyon yükseliyor. Yani onun içine giriyor da ondan yani sistem. Hayal ettiğin anda bütün sistem giriyor. Gerçek oluyor. Gerçek midir? Değil de değildir. Çünkü niye? 3 tane vücut vardı. Vacibül vücut, mümkün vücut, mümtene vücut. Mümtene ne demektir? Allah'ın ilminde bunlar yok ki, biz yokuz ki. Olabilme ihtimalleri var ya, 8 kafalıydık, 7 ayaklıydık, buradan başka bir şey çıkardık, kolumuz başka yerde olur. Bunlar olabilme, muhtemel olan vücutların cemine mümteni. Mümkün idi ama olmamış. Allah ne yapmış o? Onların içerisine bunu çekmiş, bunu çıkarmış. Buna mümkün demiş. Onlara ne deniliyor? Mümteni. Var mı? Var tabii. Olmayan bir şey hayal edemezsiniz. Çünkü niye? Madem olmayan bir şeyse hayaline niye fasık olasın? Hayaline fasık olur diyor. Fasık olur ama atom seviyesinde olmadığı için zina sayılmıyor. Aynı hakikat olan hayal. Ne demek? Esma. Alemi misal. Bizdeki karşılığı. Kalp ve hayal o nunu nabududan çıktıktan sonra diyor nokta nokta. Nabudunun Nun'una girdi, çıktı. Bu
hayalinde oluyor. Bu o gidişler, gelişler hayal ile hayalde oluyor biliyor musun? Kapıdanın. Kalp ve hayal giren çıkan akıl olacak. Kalp ve hayal o nunu nabududan çıktıktan sonra başka kalp ile hayal nabuduya giriyor ve çıkıyor. Hep öyle cümleleri alıyorum orada geçen şeyleri. Hayal oraya nasıl giriyor? Giren hayal biliyor musunuz? Hayal girerken kimi taşıdıysa insanın burağına benziyor hayal. Bak, bana bakar mısınız? Yani birinci derse bu burağın suretidir. A size birinci kanat, A size ikinci kanat. A kafası, aklı. Burak, zanlarımız, hayallerimiz oluşturuyor. Bu hadisi okumuştum. Burak getiriliyor. Ben mutlak ve muhit bir şeye gideceğim için muayyen bir şeyle girerek muayyenleşmem demiştim. O manada hadis var. Cebrail Burak'ı getirince sonra Allah Resulü'nün zanları vesairesine göre o değişiyor, biniyor. Ondan sonra zaten kalbi yalanlamadı, şaşırmadı. Allah Allah, mesela biz garip bir memlekete gittiğimiz zaman aha buna bakıyor, ya şaşırırız. İlk defa şu şaşırma olur. Allah Resulü yaşarken öyle iman etmiş ki galiba, gör şahit olduğu zaman şaşırmadı. O kadar imanı yakindi. Oydu, o demek. Oy, bu ne ya falan şaşırma olur veya kendisinden daha üstün olduğu zaman reddeder, inkar eder. Yani imani hakikatin ta kendisiydi. Çünkü Esma'nın her mertebesi vardı. Kalbi yalanlamadı. Şaşırmadı diyor. Böyle aha acayip bu ne demedi. Ha şöyle demiş. Ha bu budur. Tabii canım bu da böyle hocam. Bu da böyle. İman gaybadır. O kadar yakini, imani hakikatla aynı ki şaşırmadı, yalanlamadı. Aynı. Biz mesela bir şey duyduğumuz zaman bir hakikatin mertebesini çabalıyoruz. Bizim iman nerede? Hemen çabalıyoruz böyle. Sanki denize düşmüş, boğulacak bir insan da. Ne direniyor? Boğulmamaya direniyor. Böyle şaşırıyor. İnsan bilmediğine düşman ya. Böyle hakikat dahi mertebe dahi olsa, hakikatin mertebelerini illa muayyenleştireceğiz. Tamam mı? Bir zenginlik veremiyoruz düşüncemize, iç halimize, külliyet veremiyoruz. İlle mümkün de düşünüyoruz. Mümteni ya. Allah zanları da verdi ki insan külli olsun, zengin olsun diye. Yani böyle bir cami olsun diye. Anladın mı? Şimdi devam ediyorum. Bir de Peygamber Efendimiz hani orada diyoruz ya o kalp ve gözle şaşırmadı noktasında. Ben hakkıyla bilemedim. Sen kendini bildiğin gibi senin sırrın nedir abi? O nasıl anlayacağız? Yani o şimdi meselemiz o değil çünkü burada da tamam. Niçin biliyor musun? O bilemediğin, tanımladığı ve işaret ettiği şey Rabbul Alemin'dir. O kendi alemindeki Rabbidir. Ona şaşırmadı. Tabii. Farklıdır. Evet. Şimdi geçiyoruz Mektubat 402. Ya dikkat ederseniz hayal Mektubat'la sanki şenlenmiş. Evet. Yani acayipime gidiyor ya. Veya sözleri mi bitirdik de oraya geçtik? Geçmiş herhalde. Sırayla gitmişiz. Sözleri bitirmişiz. Şimdi Mektubat'ta demek ki 402 Mektubat mide gibi bütün duyguları gözü, kulağı, kalbi, hayali görüyor musun bak? Mide gibi bütün duyguları gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat insaniye dahi. Demek ki hayale cihaz diyor. Cihazat insani. Akıl cihaz olursa 27. sayfa sözlerde okumuştuk. Cihaz insani, akıl. Demek ki hayal de bir cihaz insaniye. Hangilerine diyor? Göz, kulak. Bir tanesi mesela bazı cihaz insaniye var. Dışarıdakileri içeriye taşır. Bazı ikileri var. İyi dinle bunu. İçeridekini dışarıya taşır. Bazıları cihaz. Ne dışarıdan içeri alır, ne içeriden dışarı alır, içeride çalışır. Hayal böyle bir şey. Termos gibi. Evet, mesela hayal var ya, dışarıdan içeriye alır.
Mesela bir tane şey söyleyeyim. Dışarı. Şu şekli var ya şekli. Alıyor içeriye. Bu alıyor. Ama alamam. Aldıktan sonra tasavvuruna anlama dönüştürüyor. O şekli alıyor. Kıyma makinesinde kıymaya dönüştürüyor. Alıyor şekli. İmbiğini cicini çıkartarak anlama bilgiye, malumata dönüştürüyor. İlim değil o. Sonra vahye muhatap olunca ilme dönüşüyor. Şimdi bu dışarı yönü anlattım, içeriye. Şimdi içeriden anlatıyorum. Bak çok tuhaftır. Ne işlevi var? SSS sırasında söyleyeceğim. Manalar kalpten çıktı mı çıplak olarak? Vicdana gelir. Vicdanda yükleme yapar. Kartopu düşünün. Dağın tepesine yaparsınız. Bırakırsın. Allah 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 vadiye iner. Tamam mı? Bir sürü almıştır. Aynı onun gibi mana kalpten çıplak çıktı mı? Vicdana geliyor. Vicdandan alıyor. Geliyor dimağa. İtikattan, iltizamdan alıyor. Bitti. Buraya kadar alıyor. Şimdi hayal eder misiniz bak? Kalpteki mana. Kalpteki mana. Vicdana giriyor. Dimağın bütün mertebelerini alıyor. Kardeşim bu nedir? İçinde bir sürü hakikat meratipleri var. Bu homoje bir şey. Bir sürü. Peki bunu fotoğrafını alacaksın. Fotoğraf nedir? Kızılcaza diyor. Kelam. Kelama dönüştüreceksin. Kelam ne demek? Elbise. Ona uygun. Mesela ben bu rengi neye giyiyorum? Seçerek giyermiş. Normal derste beyaz giyerim. Dima ders olduğu için dima mavidir. Ha? Şimdi bu gelen manalara uygun bir libas giydirilecek. Kelama. Öyle bir kelam giydireceksin ki o kelam geldiği zaman simana kulağına artık içerisinde ne vardı? Aklı. Aklına bırakacak. Mesela benim konuştuğum aklına söylüyorsam aklına gelir kalbine gitmez. Ben kalbimden söylüyorsam senin attığın nasibinde varsa senin dimağına gelir. O kelamın içerisinde kalbin hissesine kalbe, vicdanın hissesine vicdana, dimağa ayrılır. Yani iyi dinleyin şimdi. Kalpten mana çıplak çıktığı zaman kalp buna şekil veremiyor. Çıplak başka yapamam diyor. Kalpte mana çıkar kardeşim. Elbise giydiremem diyor. Tamam. Vicdan diyor ki ben ona diyor ilim, zihin, his, latife-i rabbani giydiririm. Vicdanın içeriği bu. İrade. İrade, zihin, his, latife-i rabbani. Bunu giydirdim diyor. Dimağda ben de bunu giydirdim. Hayal ne yapıyor biliyor musun? Bütün o meratipleri hazmediyor. Geçişlerini yapıyor. Bütünlüyor, sana uygun elbise giydiriyor. Kelam yapıyor. Kelam. Hayal elbise giyer. Elbisehane, terzihane. Ve Sesi Risalesi'nde diyor ki, peki mümteniler var. Namaz nasıl? Çıplak geliyor, bilmem ne geliyor. Kalpten çıkmadı. Kalbe yakın olan lümme-i şeytaniyeden o şey çıktı. O da bir mana. Çıktı, yuvarlandı geldi. Kendisini ana kadar. Elbise, o manaya uygun elbise, hayalde giyen, evet, hayal böyle bir sistemdir. Benim at gibidir, kafir de biner ona, Müslüman da biner. Arabanın direksiyonu gibi. Hayale bir attı mı, çünkü siri var çünkü şeytanın. O kalpte lüme-i şeytaniye attı ya kalbe, yemedi, dimağı buraya atıyor. Buraya atınca hayale atabiliyor, şeytan bak buraya atabilme şeyi. İşte buraya değil, serbest bölgeye atıyor. Melek de atıyor. Melek de buraya atıyor. Hayal bu sefer o hakikate uygun yapamaz. Çünkü zıt. Şeytani şey nerede? Hakikat nerede? Fakat ona yakın. Ona yakın bir şey yapmaya çalışır veya onun yanından geçirir. Bu zannediyor ki teması telebbüs etmiş. Yani libaslanmış. Giymiş zanneder. Endişe eder insan. Der ki ulan ben ne acayip rezil insanım ki. Anama, bacıma karşı da böyle şey olmuş. Oysa o lümme-i şeytaniyeden geliyor. Ama hayal, o mümteni vücut olmayan bir şeyi varmış gibi yapabilir. Hayal da ona suret giydirebiliyor. Çok acayip uçuk şeyleri hayal ondan kaynaklanıyor. Bu at gibidir, kullanabiliyorsun. Çünkü serbest bölge, tasavvur ve tahayyülü melekler de kullanır, kafir şeytanlar da kullanır. Müslüman cinler de kullanır, kafir cinler de kullanır.
Erva habise kullanır, erva aliye kullanır. Cemaatin şahsi manevisi kullanır. Cemaatin ve komitelerin şahs manevisi de kullanır. Onlar o mümessilleri var işte Fransa'dadır vesaire. Onlara ustad diye cemaatin şahsi manevi demiyor. Cemaati ve komitelerin şahsi manevisi. Kişinin şahsi manevisi de var, buraya atar. Kişinin şahsi manevi nedir? Örf, anane, kültür, gelenek, yüklendikleri. Buraya atar. Öteki tarafta da aynı biz. Kişinin örf, anane, kültürü buraya atar. Kendine göre bir dünya kurar. Ben kısacası kalpten mana çıktı mı bu kadar süreci alıyor. Bak iyi dinle. İlişki gözde çiçek. Çelişki hak ve batıl. Karanlık aydınlık. İşte hayal o homojen olan o mananın ilişki ve çelişkilerini anlamlandırarak ona uygun bir libas giydiriyor. Şu mucizeyi görüyor musun? Bunu hayal yapıyor. Bunu kelam ne? Kelam elbise artık. Bunu dışarıya, bu en son buradan çıkıyor diyor. Yani ayar o manaların bütünlüğü ama insanda bu sistemin adı tahayyül. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Hayalin tasdikte de bir karşılığı var. Evet, ilim olan bu. Yani hayal, tahayyülden çıkan hayal, eğer tefekkür ümitlerinden geçerse, taakkül ve tasdik ulaşırsa bu hakikatli oluyor. Eğer o tefekkür değil de düşünceyle tasavvurda kalırsa bu zanla ibaret mi oluyor abi? Bak burası vahyinin geldiği yer. Görüyor musunuz? Evet. Bak vahyi buraya muhatap oluyor. Vahiy ile akıl vahye bağlanınca bu sistem akıllanıyor. Hı hı. Yani cep telefonu. Kart takmadın. Demir yeni olur. Hı hı. Defter olur. Kart taktık. Diyoruz ki bazı istasyonlar, ben sizi onaylıyorum, bizi uyduya bağlıyor, haşa. Uydu Allah'a misal, telefon insana misal, hı hı. Batarya hayata misal, yazılmış ruha misal, kart imana misal, itikat. Ama nereye iman? Batıla da iman var. Onun için hangi şirkete şeyiz? Şimdi bu şekilde taşıyor, mana da taşıyor, ses de taşıyor. Bak şimdi. Vahiy geldi mi abi? Bunu bağladı. Bazı istasyona bağladı. Akıl, ilk kalden geldiği için bağ demektir. Akıl ne zaman akıllı olur? Aklın ustasına aklı bağlarsan akıl akıllı olur. O zaman aklın belasından aklını kurtarırsın. Bu akıllı olduğu zaman buralara da tesir ediyor. Kalpten gelen manalar hemen bu vahiy ile boyalandı ya. Ulan bu lüme-i şeytaniyeden mi geliyor? Kalpten mi geliyor? Bunu akıl çözüyor. Lüme-i şeytaniye kalbe yakın değil mi? Öfürüyor kalbe, yemez. Kalp kabul etmedi. Vesveseye attı. Kalbe yakın olan bir sistem lüme-i şeytani. Yemedi. O zaman o kalpteki o küfrü, şirki yemeyince atıyor yukarıya. Serbest bölgeye atınca Bizim senin haberin yok bu. Bu derste mesela dinliyoruz da ne işimize yarayacak? Haberin olsun olmasın. Onlar aktif, devamlı seni şirklerden, küfürden, imansızlıktan kurtarıyor. Mesela yedik yemeği, patates yemeği. Ne elementi vardı içinde? Bilmiyoruz. Senin içindeki elementleri bilmemen ondan istifadeni azaltmıyor. Çünkü senin vazifen onun içindeki elementleri bilmek değil. Onu bir başkası bilecek içeride. Onun için sen Risale-i Nur'u Kur'an'ı içeriye sok. Anlamazsan da sok. Anlayacak sistem farklı bir sistem. O devreye girecek. Sen içeriye sok yeter. Düz oku. Onu oku, sok içeriye. Biz o içeride düz okuyanlara da başka bir yön vermeye çalışıyoruz. Adres vermeye çalışıyoruz müzakere. Şimdi bu akıl, lüme-i şeşe, kalpte bu kalp düşün. Kalpten mi geldi? Lüme-i şeytaniyeden mi geldi? Bunu tefrik etme aleti vahye bağlı olan akıl yapar. Vahye bağlı değilse lüme-i kalp mi? Bilemez. Buraya gelir. Şimdi bunu tefrik eder. Buraya atar. Buraya at, elbise giydirecek. Vahye bağlı olan akıl diyor ki bu şeytanidir diyor. Bu mümkün vücut değil, mümteni vücuttur. Bunun
ben diyor bu aşağıda hakikati yoktur. Hakikatsız gördüm. Hakikat alakası yok. Bunu tefrik de budur. Anlatmak istediğim şudur. Her şey her şeyle bağlı. Her şey her şeyle, bir şey de her şeyle. Hakim, ihatalı konuşuyor, tanımlanıyor, ifade ediyor. Unutmayın. Bir şey, mesela Allah bir zerreye her şeyle hükmediyor. Her şeyi de bir şeyle hükmediyor. Kül, cüz. Külli ve cüz'i. Evet. Yani cüz bir parçadır, karaciğer. Kül bütün organlardır. Cüz'i ise DNA'dır. Külli ise onun bütünlüğüdür. Evet. Bunları yani aslında buraya dizdik diye böyle kafamızda böyle bir şey yok. Bu tıbbın anlattığı doktorumuzun, doktorların bildiği bu beyinden o nöronlarla onunla bahsetmiyorum. Aynı o hak doğru. Onların yazılımından bahsediyorum. Yani tıp çekirdekte karbon, hidrojen, azot, oksijen var der. Bu ağaç şöyle olur, bu kadar büyük olur, tamam mı? Bu kadar kalın olur, ilistik, bu kadar ömür olur. Bu tıbbın işi. Bu karbon, hidrojen, azot, oksijen denilen çekirdeğin yazılımı ise bu. Yani sistemin yazılımı, sistemin bağlama, uyduya nasıl bağlayacak? Telefon aldı kart, diyor ki size diyor SMS'ten şu numara gelecek, girin veya banka şeyi, ondan sonra sizi onaylayıp asla bağlayacağım diyor. Evet. Tamam mı abi? Şimdi bu yazılımdır. Evet. Yani buraya, burada duruyor, ben geleni böyle yaparım. Gelin, hayır. Aynı zamanda buradadır, aynı zamanda buradadır, aynı zamanda buradadır. Her şey, her şeyle bir şeye, bir şeye her şeyle bakılıyor. Ama peki niye böyle konuşuyoruz? Sistemi öğrenmek için konuşuyoruz. Ondan ölüm anında şuurun bile olmasa, şu anda duyduğun dersler, usta diyor ki çekirdek gibidir. O şartlar bulunca ağaç oluyor. Allah razı olsun. Evet. Sen şuurun intikal etsin tabii. En kalitesi o. Ama içeriye girdi mi bunlar, bu şeyler? Yeter ki bunu tenkitle değil, içeriye sok, tamam mı? Sok mana mertebesini. Nasıl ki patatesin içerisinde, yemeğin içerisinde hangi magnezyumun, kalsiyumun, gramın ne var bilmiyor. Bilmen şart değil. Bilsen iyi olur, ona göre az yerdin, çok yerdin. İçeriye sokunca diyor ki sistem, Hasan, patatesin içinde hangi element olduğunu sen bilme, ben biliyorum diyor. İçeride bir sistem var, o sistem tanımlıyor, ayrıştırıyor, gönderiyor. Onun için biz de diyoruz ki, lisanı anlamıyorum, sok kardeşim içeriye, sistem var içeride, onu anlayacak sistem var, o ayrıştıracak, o bilecek. Ama daha kaliteli istiyorsan adrese göndeririz. Şimdi 402 okuduk, 409. Bu seyri kalbi ve seyahat-ı hayaliye çok devam etti. Bakın seyri kalbi, seyahat hayaliye. Makamları belli oluyor. Bak, biri üstten bakıyor abi. Her taraf hakim. Hayal, seyahat. Alemler hayale görünüyor. Hangi perde akla karşı açılmışsa hayale karşı başka bir alem, fakat gafletle karanlıklı bir alem görünüyorken alemler hayale görünüyor. Seyahat-ı hayaliye var. Seyri kalbi ise âlâ, hangi alem veya perde açılmışsa hayal o cinsten çalışmaya başlar. Akıl hayalden daha üst birim olduğunda. Tamam? Şimdi acayip bir şey. Hayal o zaman nedir? Ne içine girerse odur. Ne içine girerse odur. O oluyor. Mesela diyelim ki aşağı kadını koydum, parayı koydum, manayı koydum, hakikati koydum. Mesela Abdülkadir bana Çorlu'da dershane yerine şey yapıyor. Ay bak camiden geçince şurada böyle. O şu anda Çorlu'da değilim, Çorlu bende. Tamam. Çorlu bende girdim. Tamam, odur şu anda hayali. Sırf o değil, o anda odur. Mektubat 410. Biraz hızlı gideyim. Fazla için şey yapmıyorum. Birkaç tane okuyup keseceğim.
namaz yapacağız. Mesela şu 410'u 11'i de okudum. Karşı arkaya geçtik mi tamam. Tamam mı abi? Evet. 410 felsefenin karanlıklığı kavanini ilmiyeleri. Bak felsefenin kavanini ilmiyeleri. İlim aynı zamanda aydınlıktır. Nurdur der. Ama kara nur var mı? Var. Yani küfürde de ilim var. Kafirin ilmi yok mu? Var. İlmisi var. Ha. Şimdi biliyor musunuz? Karanlıklı nur. Cehennemde var. Yani evet. Nursuz ateş karanlık. Yani bak şimdi. Ne diyor bak? Felsefenin karanlıklı kavanin ilmiyeleri. Karanlıklı ilim. Bütün batıl değil mi demek bu? Hayır. Yok. O ne tamam. Biliyor musun? Ben bir şey yapayım sana hazır sizden. Hayale dehşetli bir alem gösterdi. Tasavvurlarımız o alemin sureti hayalimize gösteriyor. Yani arkadaşlar, İlim aynı zamanda hayattır, ruhtur, canlıdır, şuurludur. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. İlim oldu mu bir şey, içine giriyorsunuz, o sizi korur. Anne sen otur sen, bırak o gafıra bırak. Tamam, gafır sende o. Ha. Şimdi anne karnında çocuk bir torbanın içinde ya, ilim öyle oluyor sana. İlim seni korur. Hazreti Ali'nin dediği gibi radıyallahu anh, malı sen korursun diyor. Çınlıkın dışındasın. Tamam. İlim seni korur. Neye benzer? Ceylan abinin misaliyle. Dışarıdan bakarsın diyor. Araba şoförü götürüyor. Gir içeriye. Şoför arabayı götürüyor. Tamam. Cahalet arabaya şoförü götürüyor. İlim ise şoför arabayı götürüyor. Dışarıdan bakınca arabanın içinde şoför var. Arabanın içinde baktığın zaman şoförün içinde araba var. Zahir budur, batın da budur. Zahirden bakınca arabanın içinde şoför, batından baktığın zaman şoförün içinde araba var. Ya içeri bak, vay benim için arabaya eli ayağı olmuş. Arabayı nasıl götürüyorsun lan? Arabayı hakim. Şimdi Hasan abi şunu özür dilerim söylemek istiyorum. Hafızamların hep şeyini söylersiniz ya, Allah bu uçağı yaptı. He ya. Şimdi o aslında bir de siz de diyorsunuz ki, ya tamam Allah yaptı ama Allah işte insana yaptırdı. İnsan. Yani yaptırdı. Şimdi sizin söylediğiniz doğru. Zahir. O arkadan baktı, dijital ekrandan bakıyor. Evet, yani o aslında yani tabiri caiz olursa bilmiyorum ama hani buradaki karanlıklı kavanini ilmiye. Bakın sizin dediğiniz kavanini ilmiye. Çünkü Allah'ın kanunlarıyla uçağı oluşturuyorlar, yapıyorlar. Bir bütünlüğe getiriyorlar ama bunu Allah'la ilişkilendirmek, hatta sebepleri kaldırmak belki veya sebepleri Allah ile nurlandırmak. Evet, doğru. Şimdi tabii sebeplerle baktığın zaman farklı oluyor. Sebeplerin arkasına geçince sebepler de onun bir esmasının iktiza olduğunda orada olan adam dediği zaman yani mesela uçağa öyle diyor. Ya dedi Allah ne güzel yaptı dedi uçağa. Bu Allah değil ya insanlar yaptı dedim. Ama Allah insanlara yaptırdı. Ya dedi Allah da öyle böyle yapsın diye bu şekilde yarattı. Yapabilsin diye maddeleri koydu dedi. Ya neyi böyle yaptı diyorsun? Yaptırdı işte o işte yaptı diyor. Bitir diyor bak dişi da ekrandan bakıyor. Ha, tamam mı? Peki niye mükemmel değil? Allah yapsa mükemmel olurdu. Şimdi bu lazım dedi. Bizim gibi kafasızlara bu kadar lazım dedi. Öyle diyor. Yani daha diyor biz hak ederse daha iyi olacak diyor. Yaptıracak. Şimdi felsefenin arkadaşlar zulmetli münevverler demiyor mu? Bu sözü iyi dinlemeliler diyor. Zulmetli münevverler olur. Münevver nurlanmış. Evet. Karanlıkla nurlanmış. Nurlu karanlıklar var. Karanlıklı nurlar var biliyor musunuz? Ben bir ara yapacağım. Ampulü siyah boyayacağım. Merak ediyorum. Ampulü siyah boyayacağım. Lambayı yakacağım. Bakayım nasıl gözükecek. Karanlık daha mı çoğalacak karanlıkta? O ampulü gece yakacağım. Bir de gündüz yakacağım. Bakayım nasıl olacak. Zulmetli münevverler bu sözü iyi dinlemeliler diyor.
münevver, nurlanmış, nurlu. Zulmetli. Yani çok tuhaf yani. Yani durum iyi değil. Karanlıkta değil, zulmetli değil. Yani acayip bir şey ya. Zulmet daha üstün. Zulmet kalbidir, karanlık akliyidir. Zulmet yutuyor. İhtiyar akliyidir, irade kalbiyidir. Çok farklı. Risalede karanlık geçiyorsa dima eksenini konuşacak. Zulmet diyorsa kalp eksenini konuşacak. Ona göre dinle. Abi altında bir açıklama yazmışsınız. Evet. Uzağa kaçtım ki düğmeme basmasın. Susturuyordu beni. Tasavvurlarımız o alemin sureti hayalimize gösteriliyor diyor. Evet. Tasavvurlarımız şu. Tasavvur ettiğimiz bir alem var ya. Tamam. Zulmet ve nur. Bunu aldım diyor. Tasavvur etti. Düşündü. Bilgi. Attı buraya, bir şekillendirdi. Tasavvurlarımız onu buraya atıyor. Tahir demez ki olan bu batıldır ya. Bana ne gelirse mesuliyet giydiririm. Nasıl gideyim? İçerisine vur. O hayal nehrinin bütünü aslında tasavvurun içinde mi abi? Hepsi hepsi. Hepsi orada değil mi abi? Yani hayal bizimle alakası yok. Yok yok. Sistem var bizde. Tahayyül bizde. Evet. O alemin sureti buraya girince alemin alemi şahadete giydirilen var ya, alemi şahadete libas, o hayal olur. O giydirmiş. Bizde bu sistem var. Biz zannediyoruz ki hayal bizim. Ya hayali burada çalışıyor. Tezgah bu. Şöyle diyeyim. Tezgah var. Ham madde girmiş. Dışarıya sanat çıkmış. Tezgah. Tahayyüldür. Ham madde hayaldır. Dışarıya çıkan şey de bizde... İlim midir abi acaba? Yok, ilim değil. Eğer hakikate bağlı ise ilim. İlimdir. Hakikate bağlı değilse tasavvurdur, zandır. Zandır. Evet. Evet, az önce söylemek istediğim buydu. Evet. Zandır. Hani bunu da öyle bir kavşak ki akıl. Evet. Akıl bambaşka bir nimet. Yani mesela çok bak bir üstün geçtiniz ama öyle zannediyorum. Lüme-i şeytaniyeden mi geliyor bu? Kalpten mi geliyor? Bunu ancak evet. Akıl yapıyor. Akıl öyle bir acayip bir kavşak ki, ustad buna tılsım demiş. Daha denilecek bir şey yok. Tılsım, zıtları birbirine dönüştürüp hayatlandırar. Sır ise zıtları barındırıyor. Dönüştür bir an. Evet. O kalp yapıyor. Sırları şeyi kalp yapıyor. Kalp. Bu tılsım... Tılsımlı bir anahtar. Evet. Bu cihette başım dönüyor akıl. Akla gireceğiz. Akla hiç girmedik daha. Belki de bunların toplamı kadar dersi olacak. Akl bitirdim. Yok, akl. Akıla başladım. Bildiğiniz gibi değil yani. Akılı hiçbir dersi kaçırmamanızı... Ölmeye niyeti yok hiç. Evet. Akıl bitirince... Mesela 189 sözlerde akl var. 173 akıl var. Sırf sözlerde. Akıl. Daha onun türevleri değil. Yani böyle bir kavşak, bu acayip bir aklın sıfatlarına gireceğiz. 30 küsur tane sıfatı var. Taakkulün mü aklın mı dediniz abi? Akıl da bizim değil. Akıl bizim zannediyor. Aklını başına al diyor. Kime diyor buna? Taakkul ediyor. Aklını bak. Takkeni başına al. Ha bu bende değilmiş. Ha aklını başına al. Demek aklı bende değil. Peki aklı bende demiyorsa aklı başa alacak kimdir? Sistemdir. Taakkul bendedir. Değişmez. Serbest bölgeden çık demek değil mi? Evet. Eğer ama muhatap taakkul galiba işte yani. Muhatap taakkul. Serbest bölgeden çıkınca şöyle bir şey anlaşılıyor. Ben çıktım, ilişkim kalmadı. Serbest orada bölgenin hakimiyetine sığınır. Evet. Evet. Artık vahiy ile bak. Ama suret duracak. Üniversite diploması var ama orada 2+1=3 ilkokul bilgisidir. O bilgi de duruyor. Arabanın içinde olma, şoför ol. Tamam. Peki. Son bir tane okuyalım. Hayale binip semaya çıkmak istedi. Hayal binek olabiliyor. Semaya çıkmıyor değil mi? Hayal yani. Evet.
Bir tane de okuyayım mı? Okuyun abi, okuyun inşallah. Bir tane de okuyayım size. Söz verdiğim için izin aldım sizden. Çünkü çok güzel bir yere geldim. Ama tek okuyacağım, uzatmayacağım. 448 mektubat. Ben niye böyle diyemiyorum? Mektubat 448 diyemiyorum. 448 mektubat. 27 sözler diyorum. Yani böyle bir tuhaflık var bende. Ben de bilmiyorum. Disleksi olabilir. Şimdi okuyorum. Evet. Hayal hem kapatır hem de açandır. Çok uzun olduğu için yazmadım o metni. Derste okurum dedim. Tamam mı? Şimdi 448'i açar mısın sen şeyi? Ben burayı açayım. Evet, evet. Bakasın. Ama ben hulasa ettim ki uzun olmasın. Ben size şey yapayım. Bakayım nerede bu? Söylemiştim. Vahin, mertebe-ül veya aktisin, gülmesizgede ve balarsın veya anı. Ben bir okuyayım, onda şey çıkar. Bak. Kapatayım. Hayal hem kapatır hem de açandır. İki, bazen ifrat, bazen tefrit oluyor hayal. Her şeyin de üç yapısı var işletimi. İfrat, tefrit, vasatı. Her şeyin ama her şeyin ifratı şeytandandır. Her şeyin ama her şeyin tefriti nefse maridendir. Her şeyin ama her şeyin vasatı Rahman'dandır. Sünnet-i seniyedir. Tefrit olunca hayal, Allah Allah, hayalin ifratı değil. İnsan zulmete giriyor. Allahu Ekber. Tefrit. Yani zulmet kalbidir. İfrat olunca hayal, kontrol dışı yaşıyorsun. Böyle. Bakın, kız en büyük silah artık çocuk şunu bunu asker öldürmek değil, buna gayret ediyorlar. Cep telefonuyla çocuklarımızı, kızlarımızı bu pencereyle hayalimizi çok aktif edip gerçeklikten koparıp sanal bir dünyaya hapsediyorlar. Ne fiil, ne fikir üretme, hiçbir şey kalmıyor. Tamamen sanal bir yaşantıya sokuyor. Bundan ne Müslüman olsun diyorlar, ne de mücahit olsun, ne de insan olmasın. İşte bu böyle bir şeyi yaşamak, yani hayalin ifrat ve tefrit modudur. Tefrit modu ise odadan çıkmamak. Bitti. Anne dese ki, kızım hadi baksana bir bulaşık, şunları şey yap. Kızım deyince, anne, anne hep ben ya, anne bağırır orada. Tefrit modunda. Bunu filmler en iyi yapıyor. Filmden zevk alabilmesi için filmin içine kendisini hayal edemezse zevk alamaz. Dolayısıyla film insanı anafor gibi içine zannediyor. Film film zannediyorsunuz. Film film değildir. Film yaparken sana film yapıyorlar. İfrat olunca hayal, kontrol dışı yaşıyorsun. Mesela camdan onun için çocuklar atlıyor. Hani bir çizgi film şey yap seyredip camdan atlıyorlar ya. Hayalin ifrat modudur. Tefrit modu ise kalkmak istemez, yatmaktan kalkmaz, kalkmayı bilmez, odadan çıkmaz, elinden düşürmez. Bu pencereye girer böyle. Burada zannedersin. Sana ne? Artık burada prensestir, kraldır, kraliçedir. Anne baba bağırıyor, hadi okula gideceksin, bulaşık yıkayacaksın. Kral iken, kraliçe iken gel buraya, bulaşık yıka, işçi ol. İki farklı alem arasındaki mesafe kadar çocuklarda uyumsuz olur, dalgın olur, kavram dışı olur, hakikat dışı olur, hırçın olur, çılgın olur. İki alem arasındaki farkla kopuk. Onun için hırçındır. Niye beni buradan koparır? Yani kral iken, kraliçe iken burada bahçıvan yapmak, bulaşık yıkamak. Ulan burada kraliçeydin ya. Ne bulaşık yıkamak? Çok mühim ama. Bu sefer aradaki fark kadar hırçın olur. Bir daha hayır dur. Dağıtmayın. Bitiriyorum. Aradaki hayalin ileri ne kadar gitmişse,
hakikaten o kadar kopuk olduğundan gelmesi o kadar sert olacak, hırçın olacak, tepki verecek. Hırçın olmak, doyumsuz olmak. En zirvede buradaydı. Mehmet kardeşi oğluna, kızına neyi verdi? Ne verse ver lan buraya, bu kazandığını sen ne verse ver ki? Onun kadar olmaz ki. O nispette doyumsuz olur, kanaatsız olur. Verin İstanbul'u, gene memnun olamaz. Çünkü aleminde dünyayı da geçmiş. Peki bizde de yapıyoruz böyle ama oraya geçiyoruz. Niye böyle bu alemi şehadet iş yapıyoruz? Aklımız hakikatle bağlı olduğundan dolayı bu budur, bu da budur diye biliyoruz. Onun için iki alemin hakkını veriyoruz. İki alemin hakkını veremeyen ya buradadır ya buradadır. İkisinin arkasında ise o ehl-i hakikattır. Şimdi hayalinde kral olan bir adama okula git diye söylüyoruz. Ders çalışıyoruz. Kral olan bütün alimler kendi emrinin altında. Ne peki? Ama bu hayal, onu hayal görmüyor. O gerçektir. İndirme böyle. O peki arasındaki fark kadar hırçın olur, dalgın olur, dalgın. Der ki öğretmen sizi çağırır. Oğlum kızın çok dalgın. Derse adapte olamıyor. Dersin dışında. Sebebi yaşadığı alemde yaşıyor. Gelmemiş buraya. Sen yataktan kaldırdın, koydun sıraya ama okula koydun ama burada değil. Burada. Hala orayı. Evet hocam. Ne dedin Hasan? Şey hocam, neredeyse o seyretti çizgi filmi söyleyecek. Abi gireceğim devreye lütfen. Şimdi bakın. Hatırlayın Hasan abi. Köyde sizin balkonda, yani hayal edin Hasan abi, köyde sizin balkonda beyaz bir masa var, bir tarafta siz oturuyorsunuz, bir tarafta ben, orada ortada meyve kabı, birlikte meyve yiyoruz orada Hasan abi. Tamam mı? Şimdi bu hayal midir, tahattür müdür? Yahut da tahattür, daha doğrusu hafıza, hayalle mi biniyor, hayal ile mi çalışıyor? Hayalsiz hafıza, hafıza değil midir? Bu bir, Hasan abi. Burada yaşadığımız bir hadiseyi hayal etmenizi ben sizden istedim. Peki Üstad, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Medine'deki o haletini anlatırken, Hasan abi, orada sahabe değil, orada peygamber değil, orada işte herhangi bir şey değil. Ama orada, ne olarak orada abi? Diyor ki, 10 sene kaldım İstanbul'da, bir defa bakmadım diyor. Hem hatırladığım imtihan da geçiyor. İlmin izzetini korumak diyor ya, ilim hakikat ya. Yerde işlenen günahların alem misal ve temessüllerini görüyor. Nasıl bakayım diyor. Şimdi mesela alem-i misalin, tahirli misali ya. Yani burada mesela şöyle bir misal vermiştim. Şimdi bu kitap böyle mi sizce koymak daha uygun? Böyle mi? Böyle mi? Böyle. Nereye göre değil mi? Allah Resulü şöyle yapmış. Alem-i şehadetteki, alem-i gaybtaki karşılıklarını ikisini birden görüyor. Gafur, kaldır, götür, yeter mi yarısı? Hayır. Götür, indir, götür biraz da dedir. Hah, en iyi böyle. Alem-i şehadetteki, alem-i gaybtaki hakikatla ne kadar uyumu olduğunu, tam denk geldiğini ikisi bir anda görebilen her şeyde, her fiilinde mükemmel olur. Yoksa olamaz. Bir insan olarak her fiili, her sözü mükemmel olamaz. Olmaz. Bu da insandır. Olabilir mi Muhammed Arsa? Olamaz. Olduysa alem-i gayb, alem-i şehadeti beraber görüyor. Beraber işte sünnet-i seniyye bu meratipleri tazaman ediyor. Niçin en mükemmeldir? Çünkü burayı orayla tanzim ediyor. Çünkü burayı orayla şekillendiriyor. Çünkü burayı orayla anlamlandırıyor. Çünkü burayı orayla izah ediyor vesaire. İşte insan orayla oraya geçme yeti ve yetkisini alırsa, yetki hariç, yeti iç, alırsa, orayı burayla şey yaparsa, vazifeli olarak sıfatıyla bulunuyor.
Hayal bizimle alakası yoktur. Hayal, alem-i şehadete giydirilen alem-i misalin elbisesini tahayyül denilen sisteme atmaktır. Tahattür etmek, o bir sürü tahayyülümüzdeki bir sürü var olan hayali mertebelerin o mertebesini öne çıkartmaktır. Ama ben burada devam edeyim. Yok yok devam edin devam. Yani tamam ya anladığımı tasdik. Tahattür o. Tahattür o. Hayal tabirleri bilmezsen birbirine girer. Alem-i misal geliş önümüz, buradan gidenler levh-i misali, alem-i şehadete Rahman da elbise giydiriyor, Rahim de giydiriyor, Kerim de giydiriyor, tamam mı? Basar da giydiriyor, tamam mı? Basir de giriyor. O zaman bu mevcudata elbise giydirdiği o elbise bizim dışımızdaki hayaldir. Diyor ki üstad, hayal midir, hakikat mıdır bilemedim diyor, tamam mı? Ha, o insan da o gelen malzemeleri, hayali işleme sistemimize, bir daha, mevcudata giydirilen hayali libasları bize işleten cihaza, fabrikaya tahayyül diyoruz. Orada bir sürü sonsuz hayal hakikatleri var. Mümkün ve mümteni. Bir tanesini öne çıkartmak tahattür. Onun için tahattür ettirdi, tahattür ettim. Bazen hariçten tahattür ediliyor, tahattür ettirildi, ettim, etti oluyor. Üstadın böyle bir hayali yoktu daha önceden, onun nasıl şey yaptı diyor Resulullah'la. Şimdi alemi gayb açılınca artık alemi misalde mi açıldı, kürste mi açıldı denilmez kardeşim. Mesela diyor ki Geylani için 16. lemada, nadiren diyor lef-i ezeliye girerler. Ya kardeşim, lef-i ezeli şurada, dur, ha, tamam, onu kaldırır mısın abi? Kaldır, kaldır, ben şey yapıyorum, ha. Lef-i ezeli burada, tamam, lef-i ezeli burada, nadirin buraya girer, kürs burada, evet. Yani beşeriyet burada, beşeriyet burada. Ve nefse mâle levame. Şimdi nadiren diyor, ne diyor biliyor musunuz? Yani? Bu ne dediğini duyuyor musunuz? Lev-i ezeliye, buraya nadiren insan geliyor. Lev-i ezeli orada değil de, lev-i mahfuz, lev-i ezeli şeyde değil miydi, mecrülde? Yanlış değil mi? Ezeli levallar. Lev-i ezeli levallar. Yani orada lef-i mahfuz da lef-i ezeli mecrulde değil mi? Bir bakın eğer orada yanlış söylüyorum. Mecrulün içinde lef-i kader ezeli yok. Kader ezeli. Kader ezeli. Tamam, tamam o zaman. O bak kader ezeli bu. Tamam kader ezeli o. He tamam. Şimdi niçin şey dedi? Levalar mahluk. Yani şuradan Allah'ın subut-i sıfattan buraya inişe ilmi ilahi denilir. Bunu tefrik etmek çok zordur külliyatın dışında. Lef-i mahfuzdan alem-i şehadete bir insana inmesine ki peygamber, ona vahiy denilir. İlmi ilahiyle vahiy farkı böyle. Ben niye şaşırıyorum, kalbim heyecanlanıyorum biliyor musun? Buraya insan nevinden gurur duyduğumuz, o girdi ben girdim gibi oluyor. Yani o boyu bana açık. Buraya girilmişse girilmiştir. Kozmik oda gibi girilmiş. Bu niçin bizi heyecanlandırıyor? İnsana açılmış. Zamanın arkası değil mi abi? Levh-i mahfuz. Zaman burada. Zaman çok hoş. Geçmiş gelecek yok. Vela rabbim vela yabisin illa fi kitabim mübin. Abi tahattür ve tahayyülle alakalı bir şey, tahattür ve hayalle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Doğruysa onaylayın lütfen. Diyorum ki tahattür, tahattür Hasan abi, ondaki ben ile bakmak. Tahayyül ise, hayal ise bendeki o ile bakmak. Bakın tahattür, miracı anlatırken üstad, altıncı şuaydı galiba değil mi?
tahattür edin diyor Hasan abi. Miracı tahattür ettirmeye itiyor bizi. Ne demek tahattür? Olmadığın bir yeri tahattür edebilir misin? Edemezsin. Yaşanmamış bir şeyi tahattür edemezsin. Oradaymışsın. Bu ne demek abi tahattür? Demek ki ondaki ben gözüyle bakıyorsun. Yani şimdi değişti abi dediğiniz olay diyor ya. Bak, hani yaşanmış bir olay. Çıkıyor. Oralara sokmayacağım. Sokma da. Üç şekilde Kur'an dinlerken tahattür et diyor. Evet. Tamam mı? Şimdi bir tanesi ne diyor? Kelam veriyor. Yani ne? İlmi ilahiyle bir ezeli. Mütekellim ezeliden değil mi? Onu dinler gibi ne demek? Bunun yazılımları hep sende var. Hep sende aktif oluyor bu. Aktif olma adına. İlle tahattür yaşanmış hadisi değil. Yaşadın değil. Fıtraten yaşadıkların var. O için ondan dolayı bazen gitmediğin, yapmadığın yerde Allah Allah gittiğin zaman kendini oraya yakın hissedersin. Çünkü o boyut sende var. İnsan ister yaşasın, ister yaşamasın. Allah'ın dışında bütün alem otur orada. Bütün alem insanda yazılımı var. Peki bazen şöyle diyoruz ama şaşırıyorlar mesela. Eskide kızıyorlardı, şimdi kızmıyorlar. Biz Allah'ın dışında olmuş olacak her şeyin yazılımı bizde var ya, bütün alem insanda durulmuştur. Biz ilim almıyoruz. Ha? Biz bir şey almıyoruz. Olanı çıkartıyoruz. Olanı çıkartıyoruz. Ama zahirde dokunmuyoruz. Zahiren diyoruz. İlimi öğreniyoruz. İlim alıyoruz. Zuhuben zahirde böyle konuşacaksın. Yani nerede ne konuşacağını bileceksin. Yoksa sıkıntı olur. Esmaları inkar etmeyecek. Hüvelle ve ruhu ve lâhilu ve zahir ve batın. Zahir nedir? İlim alıyoruz, öğreniyoruz. Batında öğrenmek yok. Batın lügatında ilimle batını üstüne açıyoruz. Almıyoruz, uyandırıyoruz. Neye benziyor? Navigasyon. Navigasyonla gidiyorsun. Araba. Bu ne yapıyor biliyor musun? Sana sinyal gönderiyor. Haritada ışık gözüküyor. Sende kimi uyandırıyor? Sende var zaten bu. Yani uydu sana bir şey vermiyor. Uydu ışıkla burayı gösteriyor. Bu harita sende var. Işıkla açığa çıkartıyor. Anladın mı? Ne? Ve zahirde ilim öğreniyoruz. Bunu mefte kullanalım. Zahirde Azrail Aleyhisselam geliyor, canını alıyor. Ve zahir. Batında Azrail Aleyhisselam gelmiyor. Azrail Aleyhisselam zaten bende. Çekip gidiyor. O zaman tahayyül ile tahattür aynı gibi oldu size. Yani tahattür da yani... Hayır. Yok, yok. Değil mi? Aynı. Yani mesela yazılım itibariyle o tahattür ettirdi var ya tahattüre, deraattir. Yani o yazılım aktif oldu o. Yani tahayyül ettiğiyle ne fark oldu? Tahayyül sistemdir. Hayal. Hayal yani. Hayal ettiğiyle demek istiyorum. Hayal. Bak bir daha Osman'ım. Fabrikaya bir tonla tezgahı hayal eder misin abi? Tonla tezgahı, tahayyül. Demir geldi abi. Hayal. Kalem yaptık. Tahattür. Yani netice. Netice mi tahattür? Yani dışarıya çıkan. Biri içten çıkma, birisi dıştan çıkmak değil mi? Yani dıştan içeri girmek. Yani tahatürü içeriden çıkarıyorsun. Evet. Hayal... Defodan çıkarıyorsun. Hayal şeydir, alemi misallerle kalır. Tahatür ise onun karşılığı olan insandakilerin, yani gerçeği yaşanmış veya yaşanmamış, uyandırılması. Mesela mütekellim ezeliden duyar gibi ol diyor. Ulan ben orayı daha önce yaşamadım ki. Ben surete yaşamadım ama hakikat itibariyle yaşamışım ben. Çünkü Nur-u Muhammed'i cihetiyle ben kainattan önceyim. Şöyle düşünün. Çekirdek ağaç oldu, meyve verdi. Bu çekirdeğin adı Nur-u Muhammed. Bu ağaç şahsiyet-i Muhammediye. Bu meyve Risale-i Ahmediye. Bu meyve o oldu. Ötekisi yaprak, çiçek. Ustad diyor. Birisi çiçek, birisi yaprak. Bu ağaç. Şimdi sen bu meyve insan demektir. Meyve yani meyve ağacın sonucudur. Ama meyvede bir çekirdek var ki ağacın başıdır.
Hasan abi, bu cihette bakarsak Hazreti Adem'e bütün esma talim edildi. He. Buraya alemi şahadete gelerek taattur mu ediyor kabuk? Harika. Yani? Evet. Harika oldu. Hı. Bu o kadar. Yani. Bu kadar işte. Veciz bu şekilde olur. Tamam. Yani Adem Aleyhisselam ve aleme Adem'e esma-i külleha bütün isimler talim olundu. Hı. Yazılı. Buraya geldi taattur etti. Aa dedi. Yaratılışını şey yapıyor yani taattır ediyor. Bir daha diye. Son şeyimiz okuyalım da şaka. Vasat olunca hayal. İfrat olunca bir daha okuyayım. Tefrit olunca hayal. İnsan zulmete giriyor. İfrat olunca hayal. Kontrol dışı oluyor. Vasat olunca hayal. Binek oluyor. Hizmetkar oluyor. Alemlerin giriş kapısı oluyor. Anahtar gibi. Hakikata bağlıyorsa vasat. Küfrü bağlıyorsa ifrat, bedensel hazlara bağlıyorsa hayal, tefrit oluyor. Hmm. Bir daha okuyayım ve bitti. Hayalin ifrat, tefriti. Aslında bir şema yaptım size. Hayali inşallah gelecek bak şimdi. Şöyle bir göstereyim size de. Şöyle. Onu görmenizi isterim ki hoşunuza gider. Kırmızı olan metindir. Dur bakayım. Şurada olacak. 15'in tersinden sonra gelelim. Ha şu. Ha bak. Kafam dolacak. İfrat, tefrit, vasat. Bunu dolduracağız daha. Yaşadığında taattür etmiyor musun? Ama çok acayip bir yani. Hayalin ifrat, tefrit, vasatı. İfratı seni bildiğin kadar. Şeytanla, tefritle içeriye, nefse emmareye bolduruyor. İfratı ile şeytana bolduruyor. Tefrit de nefsine bolduruyor, vasatla hakikate bağlanıyor. Vasatla uçuruyor yani. Evet, vasatla uçuruyor. Çünkü akıl diyor ki benim ayağım var diyor. Peki, burada kesiyorum. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. Fatiha.